Günaydın TV 262 izleyicileri. İyi bir haftalar dilekleriyle bugün 7 Ekim 2019 Pazartesi günü işaret eden tarihlerde manşetler programında karşınızdayız. Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı herkese saygılar, sevgiler, hürmetler diliyoruz değerli izleyiciler. Evet, hafta sonunu geride bıraktık. Yoğun bir hafta sonu, farklı farklı manşetlerin gündeme çıktığı, farklı farklı yaşamların son verildiği veya kendi kendine 9 yaşındaki birisinin intihar etmesi gibi olaylar, uyuşturucudan yaşamını yitiren bir gencimiz ve birçok değerlendirme, birçok açıklama, birçok etkinlik, pişmaniye şenliği gibi İzmit'i saran 3 günlük bir etkinlik ve böylesi bir hafta sonu sonrasında Pazartesi günü karşınızdayız. Gündemimiz yoğun. 6 il gazetesi, 4 ilçe gazetesi, gazetenin köşe yazarları ve internetten aldığımız köşe yazarlarıyla benim yazdığım, kaleme aldığım köşeyle bugün yine karşınızda olacağız. Haftaya başlangıç yapıyoruz. Tüm olumsuzluklara, tüm yaşamın yoğun bir mücadele, ekmek kavgası şeklinde geçen bir yaşam sınavında tüm olumsuzlukların yaşandığı, zamların ardı arda geldiği ülkemizde yine umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Yine geleceğe daha farklı bakmak zorundayız. Yaşam sürdüğü müddetçe umut her zaman vardır ve umudu yitirmeden de yaşamımızı sürdürmek gibi bir zorunluluğumuz vardır diye düşünüyoruz değerli izleyiciler. Evet, bugün 6 İl Gazetesi'nde başlayacağız dedik ama ondan evvel hafta sonu nasıl geçti, bugünün gündemine, hafta sonunda gazeteler hangi manşetleri kullandı onları sizlere hatırlatarak başlıyoruz değerli izleyiciler. İzmit'te bugün Salı Hocalar mevkiinde bir uyuşturucu haberi oldukça hepimizi üzdü. Salı Hocalar köyünde ikamet eden Muhammed Ağa'nın 3 çocuğundan biri olan Sefa Ağa ne yazık ki uyuşturucu kullandıktan sonra yaşamını yitirdi. İddialara göre dün gece arkadaşlarıyla beraber Şahinler Gölü'nün çevresinde uyuşturucu aldığı iddia edildi. Ve aniden rahatsızlandı. Sefa Ağa olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırırken yaşamını yitirdi. Kaç yaşındaydı? 22 yaşında bir genç. Uyuşturucuya kapılmış. Uyuşturucu kullanıyor. İddia bunlar hepsi. Otopsi raporunda bu işi netlik kazanacak ama görgü tanıklarından alınan ifadeler doğrultusunda da böyle bir haber bugün gazetelerde, bugün internet sitelerinde bu sabah yine yer aldı değerli izleyiciler. Evet, çok kötü bir olay. Aileye Allah sabırlar versin. 22 yaşındaki bir gencin uyuşturucudan yaşamını yitirmesi hakikaten önemli. Çocuklarımızı korumalıyız bu konuda. Çocuklarımızın attığı her adımı dikkat etmeliyiz. Onlar tamam belki 18 yaşından sonra artık ben reşit oldum, istediğim şekilde istediğim yere giderim mantığıyla hareket ediyorlar. Ama ne olursa olsun onların peşinden ayrılmamalıyız. Onları ne olursa olsun takip etmeliyiz. Arkadaşlarını çok iyi takip ederek yaşamlarının sürmesini sağlamalıyız. Kolay yetişmiyor bir genç ve uyuşturucudan yaşamını yitirmesi hakikaten çok korkunç diye buradan belirtmek istiyorum. Evet, Cuma günü öğleden sonra 9 yaşındaki Suriye uyruklu öğrencinin Gölcük'te yaşamını, intihar ederek yaşamına son vermesi gerçekten bir yara olarak gene hafta sonunu geçirmemize neden oldu. Bu konuda valilik açıklama yaptı, Milli Eğitim açıklama yaptı ama şu bu gerçek ki 9 yaşındaki Suriyeli bir genç, çocuk ya ne genç pardon yanlış söylüyorum, çocuk yaşamını kendini asarak son veriyor. Bu bakıldığında çok iyi analiz edilmesi gereken bir durum. 9 yaşındaki öğrencinin intiharı nereden biliyor? Nasıl bir şekilde yapabiliyor? Bunu çok iyi araştırmak zorundayız. Kim olursa olsun Suriyeli, Türk, şudur, budur hiç fark etmez. 9 yaşında. Bir dünya insanı intihar etti. Araştırmamız lazım, bakmamız lazım, değerlendirmemiz lazım. Değerli izleyiciler, şunu söylemiştim Ekim ayının başlangıcında. En son yapılan doğalgaz ve elektrik zammı sonrasında. Umarız Ekim ayında zamla karşı karşıya gelmeyiz. Zam haberi yapmayız diye. Ama daha ilk haftayı geride bıraktıktan sonra dün akşam köprü ve otoyol geçiş ücretlerine %20 zam yapıldı. Evet, devletin
yönettiği köprü ve otoyollar. Yani özel sektöre yapışet devlet modeliyle yaptırdıklarımıza değil. Karayolları Genel Müdürlüğü yaptı bu açıklamayı. Köprü ve otoyollara %20 zam yapıldı. Türkiye'nin parası bitti hazinede. Borç ödenmiyor. Çünkü önümüzdeki süreçte ödenecek paralar var. Ödenecek borçlar var. Ve Türkiye'nin ekonomisinin dibe vurduğunun çok net resmi. Bir kişi çıkıyor, açıklama yapıyor. Türkiye'de her şey güllük gülistanlık gibi bir değerlendirmede bulunuyor. Ekonomimiz çok iyiye gidiyor diyor. Ekonomi bundan sonra çok daha farklı olacak. Uçuşa geçtik diyor. Gazeteler, yandaş gazeteler bunun bu şekilde manşetini atıyor. Ama o açıklamanın daha mürekkebi kurumadan, öyle tabiri vardır bizim gazeteciler arasında, mürekkebi kurumadan doğal gaza ve elektriğe zam yapılıyor. Ve ardından dün akşamdan yani 00'dan itibaren geçerli olmak kaydıyla otoyollara ve köprü geçişlerine %20 zam yapılıyor. Ve yetmedi, bitmedi. Yüksek hızlı tren ve posta ücretlerine yine %20 zam geldi bu sabah. Bir daha söylüyorum. Yüksek hızlı tren ve posta ücretlerine %20 zam yapıldı. Bunlar zam demiyorlar tabii ki şu anda ülkemizi yönetenler. Ayarlama diyorlar. Ya zamanla da ayarlama oldu. Ama bu zam. Kimse kimseyi kandırmasın. Kimse kimsenin aklıyla oynamasın. Kimse kimsenin aklıyla ilgili değerlendirmede bulunmasın. Bu ülkede ödenecek borcunuz var ve siz kalkıyorsunuz her şeyi bu insanların üzerinden ödetmeye zam yaparak bunu karşılamaya çalışıyorsunuz. İnsanlar da para bitti. Yok, nakit para dönmüyor. Zaten alınan maaşa baktığında, yapılan zamlara baktığında, asgari ücretliye ve emekliye ve diğer işçilere, çalışanlara, memurlara yapılan zama baktığında zaten vermeden evvel almıştınız. Şimdi daha çok cepten yediriyorsunuz insanlara ve şu anda Türkiye'nin ekonomisi dibin altına da iniyor. Değerli ülkeyi yöneten insanlar, ekonomimiz dibin altına kadar düştü. Ne yazık ki böyle bir ülkeyi yönetiyorsunuz. Ve 2002'den beri yönetiyorsunuz. Gelinen nokta bu. Nedir? Ya olabilir, doğru, evet. O farklı bir başkasız. Hükümet ülkenin ekonomisi batmadı diye açıklama yapıyor. Yönetmenim öyle söylüyor. Evet, doğru. Hükümet diyor ki bu ülkenin ekonomisi güllük gülistanlık. Her geçen gün yukarı doğru gidiyoruz, büyüyoruz, gelişiyoruz. Hükümet büyüyor ama halka geldiğimizde durum ne? Halkın arasına indiğimizde, vatandaşın arasına indiğimizde, vatandaşın cebine baktığımızda siz rakamlar üzerinde, kağıt üzerinde farklı bir Türkiye tablosu çiziyorsunuz. Ama halkın esas gündemine baktığımızda enflasyonun tek hanelere düştüğünü kağıt üzerinde ortaya koydunuz. Kağıt üzerinde faizleri indirdiniz. Ama bunun karşılığında halka döndüğümüzde, çarşıya, pazara, markete, sokağa çıktığımızda bunun böyle olmadığını biz çok net görüyoruz. Siz de bir inin bakalım sokağa. Bir çarşıya gidin. Bir alışveriş yapın. Bir asgari ücretinin aldığı para kadar yaşamaya çalışın ayda. Emeklinin aldığı para kadar yaşamaya çalışın ayda. Bu şartlarda. O zaman tartışalım, o zaman görüşelim. Şimdi kurtarılan müteahhit var. 1,5 milyon dolara verilerek kurtarıldı. Bu müteahhit yandaş müteahhit. 1,5 milyar dolar. 1,5 milyar dolar verilerek kurtarıldı. Batıyor çünkü. Siz 1,5 milyar dolar o müteahhiti ki yaşadığı yaşantısını hep izledik gazetelerde, hep magazin haberlerinde hep gördük. Nelerle nasıl yaşadı? Yatlarla, katlarla nasıl yaşadı? Bu paraları harcarken kimseye danışmayan bir adam ve siz battı diye onu kurtarmak için 1,5 milyar dolar veriyorsunuz varlık fonundan. Bunu ülkenin insanına harcayın. Neden ülkenin insanını harcamıyorsunuz da zam yapıyorsunuz? Bırakın kendi mal varlıklarını satsın, kurtarsın kendini. Bize ne? Müteahhit değil mi? Özel sektör değil mi?
Kendi hesabını kendi neden yapamıyor da siz kalkıyorsunuz bu müteahhiti kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra da söylediğimiz zaman siz çok biliyorsunuz diyorsunuz. Evet, farklı farklı bir başka haber. Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Engin Daşdemir, bu ki çıkışıyla, farklı farklı söylevleriyle, farklı farklı iddialarıyla da hep gündem oluşturuyor. Yine önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Büyükşehir Belediyesi yaygın medyada hangi gazetelere abone, her gün hangi gazeteler kaç adet satın alınıyor, bunun miktarını ve fiyatını soruyor. Engin Daşdemir yazılı önergeyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanıtlanması sebebiyle. Evet. Yerel tamam, yerelde bir sıkıntı yok. Yaygın medyadan bahsediyoruz. Yaygın medya, yerel değil. Yaygın medyadan bahsediyor. Yani yaygın medya dediğimiz İstanbul baskılı, o da yandaş, havuz medyasında bulunan gazeteler alınıyor ki bunlar Büyükşehir Belediyesi'nde fotoğraflandı. Balya balya o gazeteler basın yayında durarak fotoğraflandı ve yayınlandı. Bunlardan kaç adet alınıyor günde? Hangilerinden alınıyor? Ve bu paralar nasıl ödeniyor? Ödenen paralar nedir şeklinde bir soru yöneltiyor Engin Daşdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanıtlaması gerekçesiyle. Yerel gazetelere bir sözümüz yok. Zaten Büyükşehir Belediyesi'nin kanununda var ki yaygın medyayı da almak var ama birer tane alırsın, 10 tane alırsın, 20 tane alırsın. Ama evlerin posta kutularında dağıtılmak amacıyla alıp parasını ödemezsin. Ki bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kanıtlandı. Kimlerin hangi gazeteler alıp nerelere dağıtıldığını, hangilerine fatura kesildiği kanıtlandı. Şimdi orada değişim olduğu için, siyasi parti değişimi olduğu için bu ortaya çıktı. Bunun üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu konuda ne yapıyor diye bir soru önergesi. Bakalım nasıl bir yanıt verilecek bu soru önergesine. Şimdi bir başka konu daha vardı gündemde. Haydar Akar bunu gündeme taşımıştı. Gebze Belediyesi'nin 23 milyon 700 bin TL'lik ağırlama gideriydi. Bir arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız bir değerlendirme yapmış. Adnan Köşker'in 2014-2019 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde 23 milyon 700 bin lira ağırlama giderini yaptığını söyleyerek bu kadar para kime ağırlandı şeklinde bir konudan yola çıkarak 23 milyon 700 bin lirayı 5 yıla bölmüş 4 milyon 740 bin TL yapmış yıllık. Bir yılda ağırlama gideri 4 milyon 700 bin TL'den yola çıkarak bunu 12 aya bölmüş. 395 bin TL aylık çıkmış. Ağırlama gideri bunlar. 395 bin TL aylık gideri. Bir ayda 395'yi 30'a bölmüş. Günlük 13.166 TL'lik Gebze Belediyesi Adnan Köşker döneminde ağırlama gideri de harcamış. 13 bin liradan bahsediyoruz günde. 13 misafir gelse 1000 lira harcarsanız 13 bin lira yapar. 26 misafir gelse 500 lira harcarsanız yine 13 bin lira yapar. Yani değişik bir sistem. Bu bölmeyi çarpmayı yaptığımızda matematik bize diyor ki Adnan Köşker yönetimindeki Gebze Belediyesi 5 yıllık gündeminde, 5 yıllık çalışma planında günde 13.166 TL ağırlama gideri harcamış. 13 bin liralık bir masraf çıkıyor ortaya günde. Siz evinizde yıllık bu parayı harcamazsınız. Veya şirketinizde yıllık bu parayı harcamazsınız. 13 bin lira gündeden bahsediyoruz. Böyle bir misafir gideri, böyle bir ağırlama giderinden bahsediyoruz. Umarız bunun da açıklaması, değerlendirmesi olur. Bu konuyu da takip etmeye devam edeceğiz. Evet, geliyoruz spora. Kocaelispor kendi sahasında ofsporla oynadı. Havalara çok giren bir Kocaelispor vardı. Herkes artık bu işin sonu şampiyonluk diyordu. Ve 1-0 yenildi. Hakem kötüdür, tamam. Hakem yanlış kararlar vermiştir, tamam. Kaptan Burak Süleyman kırmızı kart görmüştür. Kaptan kırmızı kart göremez. Öyle bir şansına, öyle bir lükse sahip değil. Kaptansın sen, takımı sen toparlayacaksın.
Ne olursa olsun, hakem sana ne karar verirse versin, hakem sana aleyhine ne varsa yapsın, sen kırmızı kart göremezsin. Çünkü o şerefli pazubantı kolunda taşıyorsun. Burada kimse kimseye işte şöyle böyle değerlendirmesin. Hakem kötü, kötü kararlar verdi. Sizin her hatanızda farklı farklı kararlarla kesti. Bunların hepsine varım. Kendi sahanızda oynuyorsunuz. Üçüncü ligin üstünde bir takım yaptınız. Büyük bütçeli bir takım oluşturdunuz. Ve bu büyük bütçeli takım Offspor'a yenilemez kardeşim. Hakem de olsa, hakem senin aleyhine de olsa yenilemez. Öyle bir şansınız yok. Çıkacaksınız, oynayacaksınız. Adam gibi oynayacaksınız. O zaman yenilirsiniz, farklıdır. Ama siz sahaya futbol adına bir şey koyamazsanız gelir sizi yenerler giderler. Hakemin de sonra bunun bahanesi olarak gündeme taşırsınız. Kabul ediyorum hakem kötü. Bugün bakıyorsunuz Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, diğer takımlarda herkes yenildikten sonra hakemlerden bahsediyor. Ya hiç kendinize suçu var, neden aramıyorsunuz ya? Biz oynayamadık, biz pozisyon üretemedik, biz kaleye şut atamadık, biz gol pozisyonu ortaya koyamadık demiyorsunuz da neden hakemlere suçluyorsunuz? Hakemler tamam, yaptığı kararlarla kötüdür, şudur, budur. Ama o da insandır. O da hata yapma lüksüne sahiptir. O da o günkü performansı kötü olabilir. Ama sizin performansınız kötü olursa hakemi suçlamayın. Bizim performansımız da kötüydü. Bugün iyi oynayamadık deyin ve kabul edin. Bunu kabul ederseniz gelecek maçları kurtarırsınız. Ama bunu kabul etmezseniz, hatayı kendinizde değil de başkalarında aramaya kalkarsanız gelecek maçlarda problem yaşarsınız. Nasıl son dakikada belediye denince spor karşısında alınan galibiyet, kötü oyun sonrasında şampiyonla giden takımda kötü oyunla da sonuç almak önemlidir demiştik. Ama o kötü oyun arkasında Offspor karşısında devam edince 1-0'lık yenilgi ve kaptanın Burak Süleyman'ın kırmızı kart görmesi ve hakemlere suçlama olmaz. Peki diğer takımlarımız ne yaptı? Ağrı 1970 Spor, Belediye Derince Spor'u 2-1'lik skorla yendi. Haftayı puansız kapattı Derince Spor 2 hafta üst üste. Pazar Spor 3, Gölcük Spor 1, Darıca Gençler Birliği 4, Batman Petrol Spor 3. Bu haftada takımlarımızın aldığı sonuçlar böyle. Peki devam ediyoruz. Özgür Kocaeli gazetesi cumartesi ve pazar hangi manşetleri atmış? Cumartesi günü iki lise öğrencisi, biri lösemiye yenildi, biri kaza kurbanı üst başlığıyla yan yana fotoğraflarını ve haberlerini vermişti. Ertuğrul 16 yaşındaydı, Yıldıray ise 18'indeydi. 16 ve 18 yaşında iki gencin ölümü. Biri lösemi, biri kaza. Evet, pazar günü nasıl bir manşette çıkmış? İSU musluktan temiz su akıyor başlığıyla manşetiyle çıkmış Özgür Kocaeli gazetesi. Kırmızı Kocaeli dediğimiz Kocaeli gazetesi nasıl bir manşette çıkmış cumartesi günü? 11 Karamürselli gencin 16 yaşındaki RG'ye tecavüz ettiği iddia ediliyor patlağıyla. Karamürsel halkı sokağa döküldü diye cumartesi günü manşet atmış. Pazar günü ise 10 ülkeye ayva ihraç ediyor üst başlığıyla, Eşme ayvasını dünyaya Saniye Hanım tanıtıyor şeklinde bir manşet. Yeri gelmişken söyleyelim, Eşme Festivali, Ayva Festivali yapılmadı. Ertelendi. Bu da bir soru işareti Kartal Belediyesi tarafından. Eşme Ayva Festivali yıllardır yapılır. Neden yapılmadı? Umarız bir açıklaması vardır. Demokrat Kocaeli'ye geldik. Cumartesi günü daha 18 yaşındaydı üst başlığıyla ki MHP'li öncüsü Turgut Kalender'in de oğlu. Yıldıray Kalender trafik kazası sonrasında yaşamını yitirdi şeklinde bir manşet, bir haber kullanmış. Daha 18 yaşındaydı manşetiyle. Pazar günü ise lösemili Fatih için seferber oldular şeklinde bir başka kan bulma ile ilgili bir çalışma. Çağdaş Kocaeli ne demiş cumartesi günü? 16 yaşındaki genç kıza yapılan cinsel istismara halk tepkisi üst başlığıyla Karamürselliler ayaklandı şeklinde bir manşet kullanmış. Pazar günü ise babasından iş yerini devralan Saniye Tarcan Eşme ayvasını ihraç ediyor diye haber kullanmış. Yine Çağdaş Kocaeli gazetesi Eşme ile ilgili bir haber. Bu büyük olasılıkla iki gazetede baktığımızda bir ajans haberi olduğunu da görüyoruz. Çünkü ikisinde de muhabir ismi yoktu. Bizim yakaya geliyoruz. Pazar günü çıkmıyor. Bizim yaka Mavi Kocaeli gazetesiyle birlikte cumartesi günü nasıl bir manşet kullanmış? Damat Albayrak'ı suçlayan Şahin Yaşlık'ın derdi.
gerçekten zam mı? Evet, ilginç bir iddia vardı. Sendika başkanıdır Şahin Yaşlık ve ekonomiyle ilgili açıklama yapan ekonomiden sorumlu bakanı yaptığı basın toplantısında eleştirdi diye kızıyor gazete ve gerçekten zam mı yoksa ben de buradayım başka diğer kurulacak siyasi partiye geçerim mesajım veriyor şeklinde bir yorum yapılmıştı haberde. Ya bakın arkadaşlar, değerli gazete yöneticileri, sendika başkanının çıkıp zamlarla ilgili açıklama yapması gayet doğal. Neden kızıyorsunuz? Bir gazete diyor ki neden çıkıp konuşmuyorsunuz? Adam çıkıyor, sendika başkanı açıklama yapıyor. Siz alıyorsunuz bu haberi. Neden eleştirdi damat albayrağı diye? Acaba başka bir yere kurulacak yeni bir siyasi partiye mesaj mı veriyor şeklinde bir yorum haber yapıyorsunuz. Ne yapacak bu sendika başkanı? Doğal olarak yapılan zamlarla ilgili kendi üyelerine verilen zamla yaşamda ortaya çıkan zamla ilgili tabii ki açıklama yapacak. Tabii ki bir şeyler söyleyecek. Biz sendikanın başkanı bu insan. Bunu söyledi diye siz kalkıp eleştirdi diye yanlı bir şekilde bu eleştiriyi yapıyor. Ben yeni kurulacak siyasi partiye mesaj veriyorum şeklinde bir değerlendirme yapmanız gazetecilik adına anlayamadım. Belki ben hatalıyım, bilemiyorum. Mavi Kocaeli Gazetesi ne demiş Cumartesi günü? Karamürsel ayağa kalktı şeklinde manşet atmış değerli izleyiciler. Evet, gündemimiz 3 aşağı 5 yukarı hafta sonunda yakaladığımız değerlendirmelerle böyle. Tabii ki başka gündemler de vardır ama vaktimizin fazla almaması nedeniyle sadece üzerinden geçmeye çalıştığımız gündem bu şekildeydi. Devam ediyoruz değerli izleyiciler. Neyle? Evet, bugünkü gazetelerle artık geleceğiz. Bugün gazetelerle ilgili neler yazmışlar? Birinci sayfalarında gazeteler nasıl bir manşet kullanmış? Nasıl mesaj vermişler? Verdikleri bu mesajlarda kimi nasıl değerlendirmişler? Şimdi sıra geldi o noktamıza. Evet, bugün birinci gazetemiz Bizim Yaka Kocaeli. İlginç bir iddiayla karşımızda. Hem Galip Ataman köşesinde bu konuya çok farklı şekilde değer vermiş ve Galip Ataman imzalı da bir manşet kullanılmış bugünkü gazetenin birinci sayfasında. O yüzden bizim bugünkü birinci gazetemiz. Okulda siyasi görevlendirme yapan diyor bakın üst başlıkla. İşkur sınıfta kaldı. Şimdi bu tabii ki önemli bir bana göre iddia. Ama siyasi görevlendirme yapan İşkur sınıfta kaldı manşeti direkt suçlama anlamında geliyor. Bakalım nasıl bir alt başlıkla haber duyurulmuş. İşkur tarafından toplum yararına program kapsamında okullarda 9 ay istihdam edilecek 1483 temizlik ve güvenlik görevlileri belli oldu. Karara göre listelerin okullardan gönderilen isimlerin değil de siyasilerin bildirdikleri isimlerden oluşmasına büyük tepki ve öfke var. İşkur'un sınıfta kaldığı iddia eden okul yöneticileri okullarda sorunlar yaşanacağına dikkat çekti şeklinde bir alt başlık var. İşkur müdürü var, İşkur'un logosu var haberde. 9 Ekim'de işbaşı, siyasiler istemiş, sıkıntı yaşanacak. Şimdi bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Özgür Kocaeli gazetesinde geçtiğimiz hafta bununla ilgili bir manşet vardı. İşkur müdürünün açıklaması. Hiçbir şekilde torpil olmayacak şeklinde bir açıklama vardı. Şimdi bu açıklama sonrasında bugünkü gazetede Galip Ataman imzalı böyle bir haberin manşeti var. Konuya biraz daha farklı boyut kazandırmak adına biraz sonra köşelerinin içerisinde okuyacağım. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi burada belirtilen, alt başlıkta belirtilen nokta şu. Bir başvuruda bulunuyor. Başvuruda bulunurken bir kriterler var. O kriterlerin incelemesi yapılıyor. Ve daha sonra da 9 Ekim'de işbaşı yapılacaklar ki bugün açıklanacak resmen. Ama Galip Ataman bu konuda bilgi almış herhalde ki açıklandı şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. Ve şunu söylüyor, diyor ki siyasilerin verdiği liste. Ama ondan evvel şunun altını çiziyor. Okullardan gönderilen listede var diyor. Şimdi orada bir duralım. Şimdi okul müdürleri
yapılan başvuru sonrasında bir liste gönderiyor. Ben bunları isterim okulumda diye. Siyasi, bu iddia, haberdeki iddiaya göre siyasiler de, bu siyasiler Adalet ve Kalkınma Partili ile Milliyetçi Hareket Partili'yi kastediyor. Onlar da bir liste gönderiyor. Şimdi iki tane liste var ortada. İşkur müdürü geçtiğimiz hafta torpil olmayacak diyor. Hak eden işe alacak diyor. Ve bu iddia, bu liste sonrasında da siyasilerin gönderdiği liste görevlendirilir şeklinde bir iddia var ortada. Şimdi değerli izleyiciler, iki liste de yanlış bir kere. Önce şunu söyleyelim. İki liste de yanlış. Şimdi siz daha evvel okul müdürü, okulun içerisinde kendini dışarıdan alıp okulun aile birliğinin topladığı veya velilerin topladığı parayla çalıştırdığınız temizlikçi ve güvenlikçi var. Tamam. Onlar da bu 9 aylık çalışma sisteminden yararlanmak için başvurdu. Tamam. Buraya kadar tamam. Ama bundan sonra siz okul müdürü olarak benim okulumda şu görev yapıyordu, onu ben isterim şeklinde bir liste gönderemezsiniz. Öyle bir şeye sahip değilsiniz. Öyle bir hakkınız yok. Normal şartlarda baktığımızda. Öyle bir çalışma hakkınız yok. Başvurur. Başvuruda eğer hak ettiyse kura çekilecek. Çekilecek kuralı da göreve gelir. Ama sizin okula gider ama başka okula gider. Gelir yani göreve. Hakkıysa. Bizim dinimizde, bizim adalet sistemimizde ki durum bunu emreder. Okul müdürleri liste gönderiyor. Siyasiler liste gönderiyor. Siyasiler dediğimiz Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden çıkan bir liste. Çünkü karıştırmayalım bunu. İktidardaki partilerden gelir bu liste. Başka yerden gelmez. Birbirimizi kandırmayalım. Akıl oyunda yapmayalım. Bu listenin ikisi de yanlış. İşkur müdürü çıkıp şunu söylemeli. Ben hak ettiklerini hak ettiği yerlere gönderdim. Ben işkur müdürünün açıklamasına inanırım. Ulvi Yılmaz'a da güvenirim. Bunu da altını çizelim. Bu kentte iyi bürokratlardan bir tanesidir. Siyasi görüşüm farklıdır benim görüşümde, dünya görüşümde. Aday da olmuştur, aday adayı da olmuştur. Ama tekrar geri görevine gelmiştir. Dünya görüşü olarak farklı düşünürüz. Ama oturduğu koltuğun hakkını veren bir insandır. Ben hiçbir farklı görüşünü, yani oturduğu koltukta görev yaparken hiçbir şekilde kötü bir niyetle bir iş yaptığını görmedim. Şahit de olmadım. Yıllardır da sanırım. Kendi adamları gelsin diye, siyasiler iş başına geçsin diye gönderiyor. Artık o kadar bilmiyoruz. Nereden biliyor? Veya nereden de? Ya bu şöyledir bu. Gider başvurur. Der ki giderse kendi siyasi partisine, ya ben başvurdum, bana gereğini yap der. Öyle görmüştür. Öyle görmüştür. Vardır. Mutlaka vardır. Gidip söylememiştir bana yardım et diye. İşte diyoruz ya, adalet, adalet, adalet. Ve böylesi bir durum gündemimizde. Bu kul hakkı yemektir. Eğer böyle bir şey varsa. Bu gelecek adına önemli bir hatadır yapıldıysa. Hem okul müdürlerinin gönderdiği liste, hem siyasilerin gönderdiği liste tam tamına bir hatadır. Oraya hak eden işbaşı yapmalıdır. 6 bin küsur başvuru var. 1483 kişi alınacak. 6 bin üzerinde başvuru var. Siz o insanların hakkını nasıl yersiniz? Nasıl göz yumarsınız o insanların hakkını yemeye? 9 ay adı insanlar geçici de olsa iş yapmak için, işbaşı yapmak için müracaat ediyorlar. Ve devletin önemli bir kurumuna, iş kuruluna güveniyorlar. Ama siz ne yapıyorsunuz? Okul müdürleri ben bunu bir listeyi gönderiyor. Ardından siyasiler bir liste gönderiyor. Bunlar olacak diyor. İddia böyle. Efendim? 9 ay. 9 ay iş kurum verdiği 3 ayda durum eğitim öğretim dönemi olduğu için 9 ayda bitmek zorunda. Sistem öyle. Kalan 3 ay yok. 9 ay sadece iş kuruyor diyecek. Neden? Eğitimle ilgili olan, eğitim döneminde görev yapmak üzere. O farklı bir durum. Evet. 3 tane ara başlığı vardı. Biraz sonra Galip Ataman'ın köşesinde bunu daha detaylı olarak sizlerle paylaşacağım. Halbuki aslında hiç o Galip Ataman'ın köşesini beklemeyelim. Değerli izleyiciler, Galip Ataman'ın köşesini şimdi paylaşalım.
Şimdi getirelim gündeme. Çünkü önemli haberle ilgili bir köşe olduğu için onu getirelim. Onunla ilgili üzerine konuşalım. Çünkü hakikaten önemli. Önemli bir iddia. Ve Galip Adaman bununla ilgili yazdığı köşede konuyu o noktaya taşımış. Evet, geldik. Galip Adaman'ın köşesine. Bakalım nasıl bir değerlendirmede bulunmuş Galip Ataman değerli izleyiciler. Evet, okulların açıldığı bugünlerde yazdığım takip edenlerden şeklinde bir girişle başlıyor Galip Ataman köşesini yazmaya. Ve bununla ilgili de neler yaptığını, nasıl olduğunu benim farkımda köşemde bulacaksınız şeklinde bir değerlendirme var. Okullarda görevlendirilen temizlik ve güvenlik elemanları okullarca belirlenen Milli Eğitim tarafından listelere göre değil de siyasilerin verdiği listelere göre yapan İşkur Müdürü Ulvi Yılmaz'a okul müdürlerinin tepkisini anlatacağım şeklinde bir değerlendirmesi var. Geliniz her zaman olduğu gibi diğer gazetelerden önce 16 Eylül Pazar günü yazdığım okullara 1483 eleman alınacak haberini hatırlayalım. Evet, doğrudur. Galip Ataman bizim yakın gazetesinde okullara alınacak temizlik görevlileri ve güvenlik görevlileri sayısını ilk önce duyuran gazetedir. Onun attığı imzayla bu haber duyurulmuştu. Evet, iş kuruna bağlı olduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın toplum yararına program kapsamında okullarda 9 ay süreyle istihdam edilecek temizlik ve güvenlik görevlisi duyuruları yapıldı. Başvurular alındı. Milli Eğitim Müdürlüğü okullardan gelen geçmişte çalışmış, deneyimli, başarılı elemanların listesini iş kuruna bildirdi. Bak şimdi. Görevler, başvurular alındı. 5 günlük bir süreçti. Cuma günü tamamlandı. Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü okullardan gelen, yani müdürlerden gelen, geçmişte çalışmış, deneyimli, başarılı elemanların listesini İŞKUR'a bildirdi. Şimdi burada bir liste karmaşası ortaya çıkıyor. Doğru mu? Bana göre de bu da yanlış. Hafta sonu ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen listelerdeki isimlerini gören ilçe öğrenilen okul müdürleri şoke oldu. Hafta sonu liste okullara, ilçe müdürlüklerine gönderilmiş İŞKUR'dan. Görev yapacak liste. Bu yazıdan bunu anlıyoruz. İBİBER'den. Okullar açıldığı günden bu yana okul aile birlikleri marifetiyle çalıştırılan isimlerin yerine değişik isimlerle karşılaşan okul müdürleri isyan ederek İŞKUR yönetimine tepki gösterdi. Şimdi okul müdürleri şunu bekliyor. Benim gönderdiğim liste var. Daha evvel ben okul aile birliği ve velilerden topladığım paralarla bunları istihdam ediyordum. Bunların bu 9 aylık süre içerisinde çalışması için başvurusunu görüyor ve başvurusu da tekrar okullarına bu isimleri istiyor. Bu bir torpil. Bunu kimseye kandırmasın. İŞKUR müdürü Ulvi Yılmaz'ın sağda solda anlattığına ve eğitim çevresindeki iddialara göre belirlenen 1483 temizlik ve güvenlik listesinde ismi olanlar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gönderdiği değil de milletvekili, AK Parti ve MHP il ilçe başkanlarının bildirdiği kişilermiş. Evet. Şimdi ikinci liste. Milli Eğitim'in gönderdiği okul müdürlüğünden aldığı listenin dışında AK Parti milletvekilleri ve AK Parti, MHP ve il ve ilçe başkanlarının bildirdiği listedeki kişiler görevlendirilmiş. Ne var bunda diyenler çıkabilir. AK Parti ve MHP'li yöneticileri Cumhur İttifakı ortakları olarak bizim kurumlara eleman yerleştirme hakkımız yok mu serzenişinde bulunabilir. Elbette doğrudur. Elbette kurumlara eleman yerleştirme hakları vardır. Ama listelere adları yazılan 1483 kişinin görev yapacağı yer okul, hizmet vereceği insanlar, öğrenci ve öğretmenler. O nedenle milletvekili, il ve ilçe başkanları istedikleri doğrultusunda güvenlik soruşturması yapılmadan, bu da farklı bir iddia, gönderilen okul ve öğrenciler teslim edilen kişileri seçerken bir değil, on değil, yüz kere, bin kere düşünmek lazım. Bildiğim ve öğrendiğim kadarıyla güvenlik soruşturması yapılmayan bu elemanlar arasında tahmin etmiyorum ama çocuk istismarcısı, tacizci, hapçı, balıcı, tek sigara satıcısı gibi suça meyilli isimler varsa bu sorumluluğu kim nasıl alacak?
Kaldı ki Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan okul güvenliği toplantılarında özellikle bu tür konuların üzerinde durulması ve dikkat çekilmesine rağmen milli eğitimin listesinin dikkate alınmaması düşündürücü şeklinde bir köşe yazmış Galip Adaman. 9 Ekim'de işbaşı var yine bununla ilgili değerlendirmesinde. Şimdi değerli izleyiciler, sonuç olarak da şunu söylemiş. Okul müdürlerinin isyanı bana toplum yararına program kapsamında okullarda istihdam edilecek 1483 personel ile ilgili 16 Eylül'deki yazım sonrası İşkur Müdürü Ulvi Yılmaz'ın tepkisini hatırlattı. O nedenle listelerin açıklanmasının ardından yaşananlar benim için sürpriz olmadı. Umarım okul müdürleri endişelerine yanılır, iddia edildiği gibi okullarda hiçbir sorun yaşanmaz şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. Şimdi gelelim yine konunun en baştaki noktasına. İşkur devletin önemli bir kurumu. İş umuduyla başvuranların sürekli kapısını aşındırdığı bir kurum. Burada hak, adalet, hukuk olmaz ise gerçekten çok büyük bir vebal altında kalırsınız. Bunu konuda kim yetkiliyse, kim bu işi yapıyorsa bunu unutmasın. Ulvi Yılmaz benim bildiğim, tanıdığım kadarıyla hak, hukuk, adalet konusunda hata yapan bir bürokrat değil diye biliyorum. Gelelim iddiaya. Galip Ataman iki tane liste var. Milli Eğitim'den gelen okul müdürlerinin gönderdiği ve siyasilerden gelen Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen liste. Ve görevlendirme siyasilerden Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen liste üzerinden yapıldığı şeklinde bir iddia. Bu önemli iddia. Orada hak, hukuk, adalet kullanılmayıp bu listelerdeki isimler kesin olarak işbaşı yaptırılıysa kul hakkıdır. Bunu ödeyemezsiniz. Benim değerlendirmem bu. Bakalım İşkur'dan nasıl bir yanıt çıkacak değerli izleyiciler. Evet, Haydar Akar Sanayi Komisyonu'na sert giriş yaptı şeklinde sağda bir haberi var gene bizim yakanın. Kayot 72. dönem heyecanı şeklinde bir haber kullanılmış. Diren Çelik imzalı. Saadet Partisi İl Divan Toplantısı üstbaşıyla mutlu zirveler yapılıyor ama netice yok şeklinde Pınar Gül Tarhan'ın imzalı bir haber kullanılmış. İkinci manşet gibi pişmaniye şenliği Manus Baba ile muhteşem final yaptı şeklinde bir haber var. İstinat Duvarı'nın altında kaldı şeklinde bir Çayırova'da bir haber var. Suriyeli çocuğun internetindeki iddialar asılsız çıktı. Yapılan açıklama milliyetimden yapılan açıklamaydı bu. 16 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firar yakalandı şeklinde altta bir ajans haberi var. 7 Emin otoparklarında kaderine terk edilen araçlar çürüyor şeklinde yine bir ajans haberi kullanılmış. Gerçekten öyle. 7 Emin alınıyor. Orada araçlar adeta çürüyor. Bunların kanununun bir an evvel daha az süre içerisinde gelip sahipleri alınmazsa, paraları ödenmezse satılması çok daha mantıklı olur. Hem devletin bütçesine de para girmiş olur. En azından köprülere veya diğer zamları biraz daha aşağı çekmiş olursunuz oradan gelecek parayla. Sevil ve Fırat dünya evine gelecekte bir düğün haberi var. Her okulda okula bir can dostu hayvan haftasıyla veya hayvan günüyle ilgili bir haber. Büyükşehir haberi. Halk Üniversitesi'nde herkese yer var şeklinde yine Büyükşehir Belediyesi haberi kullanılmış gazetenin birinci sayfasında. Evet değerli izleyiciler bu konu biraz daha su kaldıracak gibi gözüküyor. Eğer reklam arasında Galip Bey ile görüşeceğim. Eğer bağlanmak isterseniz telefona kendisinden de bu konuda yine bilgi almaya çalışacağız. Sayın Galip Ataman'dan. Bilgi alabilirsek de reklam sonrasında görüşebiliriz. Mavi Kocaeli Gazetesi'ne geçiyoruz değerli izleyiciler. Mavi Kocaeli Gazetesi'nin manşeti neydi bugün? Motosiklet kazası yapan gencin üst başıyla ayağı koptu. Evet, fotoğrafta da var. Üstü kan olan bölüm buğulanmış. Kötü bir haber ama bu da bir gerçek. Dilovası ilçesinde hafif diğer araçla çarpışan motosiklet sürücüsünün ayağı koptu şeklinde bir alt başlıkta kullanılmış haberde. Zincir ayağını kopardı. Ara başlık sinir krizleri geçirdiler. Bir başka ara başlık değerli izleyiciler haberde. Ajans haberi. Evet bu eğer bir muhabir haberi olsaydı iyiydi ama ajans haberi. Derince'de fidan dikme etkinliği. İzayda çalışanları plaket aldı. Büyük Akın Mimarlık Günü'nü kutladığı şekilde 3 tane üst tarafta anons var değerli izleyiciler.
Sebil'e bugün ameliyat olacak. Toplanan para sonrasında gerekli para toplanmıştı. Biz hizmetinin kurucusu Hüseyin Eroğlu'nun öncülüğünde bugün ameliyat olacak. İnşallah başarılı geçer. İnşallah verilen emekler karşılığını bulur. Eski sağlığına kavuşur. Gezi'ye gittiler. Borçlu döndüler şeklinde Çayırova'dan bir haber kullanılmış. AFAD Kocaeli'yi uyardı. Yağış geliyor ki hafta sonu yağış vardı. Bu hafta da yine yağışlı bir süreç bizi bekleyecek. Fırtına, şiddetli yağmur, dikkatli olmamız gerekiyor. Tramvay yolunda çarpıştılar. Arkadaşlar, değerli izleyiciler. Değerli bizi izleyenler. Kocaeli halkı, diğer illerden izleyenler. Tramvay yolunda trafik kazası yaşıyoruz. Tramvay oraya çarpmıyor. Hadi ona alıştık. Ama tramvay yolunda maddi hasarlı kaza yaşıyoruz. Ya tramvay yolunda aracın ne işi var? Ya nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Ne işin var tramvay yolunda araçların, özel araçların? Tamam, güvenlik amacıyla kullanılıyor. Güvenlik araçları tarafından, polis tarafından, jandarma tarafından. Ama özel aracın tramvay yolunda ne işi var ya? Hangi eğitim kafasıyla, hangi mantıkla, hangi şekilde oradasınız ya? Ya orası tramvay için ayrılmış yol. Ve burada kaza yapılıyor, haber oluyor ya. Başka ülkede olmaz herhalde. Ben yani tramvay olan bir ülkede veya metro olan bir ülkede o yolda bir trafik kazası, iki aracın birbirine çarpmasını herhalde başka bir ülkede haber olarak görmeyiz veya yaşamayız. Çünkü sorumsuz bir ülkeyiz. Sorumsuzluğun oluşturduğu bir durumdayız. Normal şartlarda bu kazayı yapan araçların sahiplerinin ehliyetlerini men edeceksin ve bir daha ehliyet vermeyeceksin. Böyle kanun olacak. Bak bir daha oraya girebiliyor mu? İşte bak, bu yönet beni de çarpmış. Evet. Bak, mühendis benim ehliyeti çarpmış tramvaya, ehliyetini almışlar. Evet, alacaksın. Alacaksın abi, başka bir şansı yok ya. Ne işin var orada ya? Ha, acil bir işin olur. Zaten ambulans giriyor zaten o yola. Acil bir durumda. Pişmaniye şenliğine muhteşem final şeklinde bir ikinci manşet var. İzmit'te 3 gün boyunca süren ve İzmit Belediyesi'nin organize ettiği pişmaniye şenliği ünlü sanatçı Manuş Baba'nın konseriyle muhteşem bir final yaptı. Evet, 3 gün İzmit Belediyesi Meydanı, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi ve kentimizin birçok alanında pişmaniye ile şenliği ile ilgili önemli bir etkinlik vardı değerli izleyiciler. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Yaparsınız ya planına farklı şekilde bakarsınız. Ama hiç olmazsa bu şenlik, bu festival İzmit'te yapılıyor. Başka illere, başka ülkelere gidip oturur mu insanlar? Hiç olmazsa burada yapılıyor. Balıkhan'da satışlar durgun şeklinde bir başlık var. Öğretmenlerin statüsü AKP döneminde geriledi şeklinde bir açıklama var. Eğitim İş Şubesi'nden yapılan bu açıklama. Geciken otobüsler UKOM'un gözetiminde şeklinde bir Büyükşehir Belediyesi haberi yapılmış değerli izleyiciler gazetede. Evet, devam ediyoruz. Üçüncü gazetemiz Kocaeli Gazetesi bugün. Nedir Kocaeli Gazetesi'nin kullandığı manşet değerli izleyiciler? Bakalım. Dolandırıldığını 5 yıl sonra anladı. İkiye bölmüş bugün gazeteyi. Tanzer Ünal yönetimindeki Kocaeli Gazetesi. Sol tarafta dolandırıldığını 5 yıl sonra anladı. Özgün Erbulan imzalı bir haber. Geliyoruz sağ tarafa. Tanıtıma gitti, borçlu döndü. Telefonda devre mülk tuzağı şeklinde bir başka haber yapılmış. Nedir bu haberlerin detayları? Hemen okuyalım. Dolandırıldığını 5 yıl sonra anladı şeklinde haberin alt başında İzmitli esnaf Emine Yıldırım 5 yıl önce Kandıra'dan aldığı arsayı satmak isteyince onun yerine farklı bir arsanın sahibi olduğunu öğrendi. Dolandırıldığını 5 yıl sonra anlayan Yıldırım emlakçı hakkında suç duyurusunda bulundu. 45 bin lira ödedi. Farklı yer satılmış şeklinde tapunun fotoğrafı, Emine Hanım'ın fotoğrafı ve ara başlıklarıyla haber Özgün Erbulan tarafından
gazetenin birinci sayfasında yer verilmiş. Geliyoruz diğer tarafa, telefondaki devremülk tuzağına. Çayırova'da yaşayan Halil Yıldız, devremülk tanıtım gezisi diyerek götürüldüğü geziden döndükten bir yıl sonra evine gelen 8000 TL'lik icra takibiyle şoke oldu şeklinde bir alt başlık var. Evet. Dikkatli olmalıyız her izleyiciler. Arsa alırken de, böylesi tuzaklara düşmeden de daha farklı şekilde araştırma yapmalıyız. Yapmayın. Elimizde artık herkesin elinde bir akıllı telefon var. Akıllı telefonun üzerinden rahatlıkla internet paketinizde girip bu konuları araştırabilirsiniz. Bu çağda böylesi haberlerle nasıl gündeme geliyoruz? Nasıl böylesi haberler yapılıyor? Gerçekten çok ama çok farklı bir noktaya geldiğimizi toplumumuzun görüyoruz. 45 bin lira ödüyorsunuz. Görmeden arsayı alıyorsunuz. Gerekli araştırma yapmadan arsayı alıyorsunuz. Emlakçıya güvendiğini söylüyorsunuz. Ama emlakçının, tamam, her emlakçıyı suçlamıyorum. Ama siz tapu numarasını alırsınız veya arsanın yerinin parsel numarasını alırsınız. Gidersiniz E-Devlet, hadi bunu da yapamıyorsunuz. Gidersiniz tapu dairesine. Ya ben böyle bir arsa satın almak istiyorum. Doğru mudur, değil midir, imar durumu nedir gibi açıklamaları alırsınız. Ondan sonra gidersiniz, alırsınız, ödemesini yaparsınız, tapuda işlemimiz gerçekleşir. Bu çok zor bir şey değil. Bugünkü şartlarda hemen size bunun yanıtını verebiliyorlar. Ve aynı zamanda telefonla gelen, işte gelin biz size devremülk satacağız veya sizi şu geziye götüreceğiz, yemek bedava, açık büfede size şu ikramlarda bulunacak diye gidiyorsunuz. Götürüyorlar, tamam. İnanıyorsunuz, gidiyorsunuz, bakıyorsunuz, görüşme yapıyorsunuz, alıyorsunuz veya almıyorsunuz. Almıyorsunuz, geri dönüyorsunuz, karşınıza 8000 TL'lik bir icra çıkıyor. İmza attınız gibi yere o çıktı. İmza atarken, bakarken mutlaka görmeniz lazım, okumanız lazım. Bunlar çok zor bir şey değil. Lütfen, lütfen, lütfen kendi aklınızı çalıştırın. Bir iş yaparken birkaç yere danışın. Çünkü öyle bir durumdayız. Sizin o iyi niyetinizden yararlanmak isteyen çok farklı üçkağıtçılar var ortalıkta. Böyle bir toplum durumuna geldik. Senedin çekin dönmediği, senedin çekin imzalanmadığı, verilmediği, ağızdan çıkan sözün garanti olduğu bir esnaf topluluğundan bugün böylesi kandırılan, böylesi üçkağıtçılık yapılan bir toplum haline getirildik. Bu toplum haline gelmesindeki, toplumun bu kadar yozlaşmasındaki sebepleri şimdi buradan söylersek bir sürü şey söyleyebiliriz. Ama bizim iyi niyetimizden yararlanmak isteyenlere lütfen izin vermeyin. Araştırın, bakın, sorun, soruşturun. Hemen her şeye inanmayın. Her şeye inandığımız için zaten Türkiye'nin ekonomisi bu noktaya geldi. Çıkıyorlar, birileri söylüyorlar, çok güzel. Ama sonuç onların çerçevesi içerisinde çok güzel. Ama halka indiğimizde, vatandaşa indiğimizde, bizim cebimize baktığımızda sonuç dipte, dibin altında. Eksideyiz. Sıfırda da değiliz artık. Eksiye kadar geldik. Böylesi bir durumdan söz ediyoruz. Böylesi bir durumla karşı karşıyayız. Lütfen dikkatli olalım. CHP ilçelerde 4 devam 3 tamam şeklinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongre süreciyle ilgili bir haber yapılmış değerli izleyiciler. İkinci manşette Kocaeli Gazetesi'nde aday olacak başkanlar şeklinde bir haber var. Kimdir aday olacak başkanlar? İzmit Hüseyin Hakan Çakar, Derince Nihat Değer, Gölcük Güler Yıldırım, Kartepe Tevfik Mayda, çünkü yeni daha atamayla geldi. Aday olağanüstü bir seçim yapılmıştı. Kongre seçimi, tekrar olağan seçimde aday olacak. Aday olmayacaklar şeklinde bir başlık var. Başiskele Akif Gökyıldız, Kartepe Güner Yıldırım, Dilovası Kerem Aydemir şeklinde bir 7 kişilik bir fotoğrafıyla haber verilmiş değerli izleyiciler Kocaeli Gazetesi'nde. Vermemiş onunla ilgili bir şey. Onlar muallakta demek ki. Aldıkları bilgi 4'ü devam, 3'ü bırakıyor. Diğer 5 ilçeyle ilgili de herhalde bir değerlendirmesi olacaktır daha sonraki gazetede. Devam ediyoruz. Güngör Aslan'ın FETÖ davasına müdahil olduğu şeklinde bir haber var sağ tarafta. İşte ailesiyle ilgili olan durumu çarşaf çarşaf ortaya konulan. Daha sonra Güngör Aslan'la İsmet Yiğit ile arasındaki problem sonrasında basın toplantısı yapan eşiyle birlikte
ve daha sonra da FETÖ davasına müdahil olan bir iş adamı. Herkes biliyor ama Cezmi Çiçek diye de tekrar söyleyelim değerli izleyiciler. Yani bu gazetecilik konusunda daha evvel Cuma günü yazımda da belirtmiştim. Herkes çıkar uğruna değil toplum yararına gazetecilik yapmalı. Eski Galatasaray Başkanı Gebze'de konkordato ilan etti. Evet, bir başka haber, ilginç bir haber. Günal Aysal. Evet, Gebze'de bir yatırım yapmıştı organize sanayi bölgesinde. Bir enerji yatırımıydı bu. Konkordato ilan etmiş burayla ilgili. Bu da yine ekonomimizle ilgili bir haber. Akar, al birini vur ötekine şeklinde yine Haydar Akar'ın açıklamalarıyla ilgili bir haber. Tarihi mezarı yıkan firmaya suç duyurusu bir haber kullanılmış. Devam ediyoruz ki haberin muhabiri Özgün Erbulan, onun imzasıyla haber verilmiş. Kocaeli'de çeşme suları hastalık mı yayıyor şeklinde bir soruyla haber verilmiş. İSU bununla ilgili Cumartesi, Pazar günü gazetede Özgür Kocaeli gazetesinde suyumuz temiz şeklinde bir açıklama yapmıştı. Pişmaniye şenliğine muhteşem final şeklinde bir fotoğrafla haber verilmiş. Sol tarafta kaza yapan motosikletlinin ayağı koptu. Silahlı kavgada 3 kişiyi vurdu şeklinde Kartepe'deki bir haber de yine Asayiş Haberi olarak 1. sayfada verilmiş değerli izleyiciler Kocaeli gazetesi tarafından. Evet, ilk bölümümüzün sonuna geldik. Şimdi ilk bölümümüzün sonuna giderken değerli izleyiciler bir klibimiz olacak ve klibimizin ardından da reklamlarımız olacak. Yeni türkü söyleyecek baba bana masal anlatsana şeklinde şarkısıyla arkasından reklamlar sonra ikinci bölümde 3 il gazetesi, 4 ilçe gazetesi ve köşelerle karşınızda olacağız. Anlat baba, içinde tüm oyunların kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem bile, bırakıp gitme sakın beni. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm oyunların kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Baba bir masal anlat bana, içinde tüm sevdiklerim, içinde İstanbul olsun. Türkiye'de fark yaratan lezzet, şimdi Körfez'de.
en lezzetli patateslerin taptaze kaşar ile muhteşem buluşmasının adı. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. Lezzetine doyum olmayan taze meyveleriyle mis gibi waffle. Bu eşsiz lezzetleri siz de tadın diye sizleri Marmara Bölgesi ve Kocaeli yetkili bayimize bekliyoruz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Dalbastı Sokak, Petkin Park 2 sitesi, Körfez, Kocaeli. İletişim 0262 500 0036 0555 108 4403. Fark yaratan tarihi lezzet. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpent Sineklik PVC plastik doğramadan sağlanır. Pilise perde, pilise sineklik, panjur, katlanır cam, alüminyum ve alüminyum doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpen Sineklik PVC plastik doğramada. İletişim 0262 311 1166. 0533 300 8558. Adres: Yenişehir Mahallesi, Sultan Baba Sokak, No 33, İzmit, Kocaeli. Serpen Sineklik PVC plastik doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Kafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Evet, klibimiz ve reklamlarımız sırasında tekrar karşınızdayız değerli TV 262 izleyicileri. Tarihler 7 Ekim 2019 Pazartesi işaret ediyor ve ilk bölümde 3 il gazetesini tamamladık. İlginç iddialar vardı İşkur'la ilgili. Gerçekten önemli iddia. Trafik kazası, ayağı kopan birisi ve iki dolandırıcılık haberi Kırmızı Kocaeli'nin manşetleriydi. İlginç manşetler. Devam ediyoruz Demokrat Kocaeli Gazetesi ile ve İkinci bölümümüzün ilk gazetesi Demokrat Kocaeli Gazetesi. AK Parti'de kongre süreci yarın başlıyor şeklinde Mehmet 55'in fotoğrafıyla haber verilmiş ki il başkanı Sayın 55. AK Parti'de kongre süreci yarın üye listelerinin askıya çıkmasıyla beraber resmen başlıyor. Üye listeleri 4 gün askıda kalacak şeklinde bir alt başlığı var haberin. Start veriliyor. Delegeler seçilecek. 55 Ankara'da şeklinde 3 tane de ara başlığı var hemen manşette. Diğer bir manşet gibi kullanılmış gazetede özel çocukların umudu olduğu şeklinde kadın kadına röportaj bölümü değerli izleyiciler. Burçin Sağlam Aysu yapmış bu röportajı ve bu haberde gazetenin birinci sayfasında yer bulmuş. Özel çocuklar onunla birlikte sosyal hayatın her alanında oluyorlar. Özel çocuklar onunla birlikte üretiyor ve kazanıyorlar. Belgin Abanoz Rumelioğlu, Gölcük Dağım Kafe'ye herkesi davet ediyor şeklinde bir alt başlığı var haberin. Şahit olun, güven dolular şeklinde iki tane de ara başlığı var haberin değerli izleyiciler. Dağım Kafe çok renkli şeklinde bir fotoğrafıyla haber verilmiş Gölcük'ten bu haber yapılan röportaj sonrasında. Burada hep kaza var. İzmit Alemdar Caddesi üzerindeki tramvay ışıkları mevkiinde sık sık kazalar meydana geliyor. Sebep ise yolun karşısına geçen araçların başka ışıkla karşılaşıp kuyruk oluşturmaları. Evet, iki farklı ışık var. Hem tramvayın önünde hem de diğer D100'e çıkarken bir ışık var. Oradaki ışık nedeniyle büyüyor ve şişiyor kalabalık ve orada kazalar meydana geliyor şeklinde bir haber verilmiş. Biraz evvel yaptığımız yorumla ilgili, kazayla ilgili Abbas Çakar tarafından bu haber verilmiş birinci sayfada.
dışlandığı için intihar etmedi şeklinde 9 yaşındaki Suriyeli'nin intiharıyla ilgili bir açıklamanın haberi verilmiş yine Abbas Çakar imzalı. Para toplandı, ameliyat bugün şeklinde biraz evvel belirttiğim ameliyat ki şu anda ameliyatta. Umarız 10 saat sürecek bir ameliyat süreci söyleniyor. Umarız başarılı olur. Balık tezgahlarında bolluk var şeklinde bir anons ama alıcı yok. Onu da söyleyeyim. Çünkü cumartesi günü oradaydım. Belirli saatlerde bir alıcı söz konusu. Ama balıkların fiyatlarının yüksek oluşu satışı engelliyor diye söyleyebilirim. Ki ulaşım konusunda sıkıntı devam ediyor. Muhteşem final şeklinde İzmit Pişmaniye Festivali ile ilgili bir haber verilmiş. Sol tarafta Büyükşehir'de yeni spor müdürü şeklinde bir haber var. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ziya Ülhak Sarıgül, İl Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı olunca koltuğu boşalmıştı. Bununla ilgili bir atama haberi verilmiş değerli izleyiciler. Metro meclis kararı ile bakanlığa devredilecek ki meclisten onay gerekiyor değerli izleyiciler devredilmesi konusunda. Ama biraz geç mi kalındı, prosedür böyle mi işliyor bilmiyorum. Çünkü metronun bakanlığa devredilmesiyle ilgili resmi gazetede karar yayınlandı. Bunun daha evvel meclisten geçmesi gerekmiyor muydu? Böyle bir haber söz konusu. Bunu da bu hafta içerisinde yapılacak meclis toplantısında göreceğiz, irdeleyeceğiz, değerlendireceğiz ve sizlere de ulaştırmaya çalışacağız. Muhteşem final şeklindeki haberin hemen altında Kartepe'de kanlı kavga şeklinde bir haber var. 3 kişinin yaralandığı silahla bir haber. İlginç bir haber, ilginç durumdayız. Sokak ortasında herkes birinden silahını çıkartıp ateş edebiliyor. Galip Ataman'ı reklam arasında aradım. Telefona yanıt vermedi. Eğer gene devam ederse veya yanıt gelirse yine bağlamaya çalışacağım. Bunu da altını çizelim değerli izleyiciler. Devam ediyoruz bir başka gazetemizde. Diğer gazetemiz Özgür Kocaeli Gazetesi. Özgür Kocaeli Gazetesi bugün nasıl bir manşetle okuyucusunun karşısına çıkmış hep birlikte bakıyoruz değerli izleyiciler. Evet, Özgür Kocaeli Gazetesi'nin bugünkü manşeti CHP'de gözler delege seçiminde şeklinde. 8 Kasım'da kongre süreci başlıyor şeklinde de sol tarafında bir etiketi var. Tabii ki delege seçimleri ve bu delege seçimleri sonrasında ilçe kongreleri, ilçe kongresi sonrasında il kongresi ve daha sonra da kurultay yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde. CHP'de kongre takviminin belli olmasının ardından hazırlıklar hızlandı. 15-21 Ekim tarihleri arasında üye listeleri askıya çıkartılacak. 2 Kasım'da itirazları karara bağlanmasının sonrasında 8 Kasım'da 1 Aralık'a kadar devam edecek ilçe kongreleri seçimleri başlayacak şeklinde bir ilçe delege seçimleri başlayacak şeklinde bir alt başlık var. Aday olduklarını açıkladılar. Hakan Çakar, Tevfik Mayda şeklinde iki tane ilçe başkanının aday olduğunu açıklaması var ama Kocaeli Gazetesi bu sayının daha fazla olduğunu, 5 sayının pardon kaç olduğunu hemen bakalım. 4 ismin aday olduğunu açıklaması vardı. Kocaeli Gazetesi'nde Özgür Kocaeli Gazetesi 2 ismin aday olduğunu açıkladıklarını haberini veriyor. Başkanlar beklemede ikisi kesin aday şeklinde Çiğdem Armağan imzalı bir haber yapılmış ve o da manşetten verilmiş Özgür Kocaeli gazetesindeki Adem Turgut yönetiyor gazeteyi. Sol tarafa bakıyoruz. Mamuş Babalı festival finali. Belsa önünde pişmaniye lezzeti keyifli konser şeklinde haber vermiş sol tarafta. Mutlu 20 yıl önceki felaket ders vermedi mi şeklinde depremle ilgili İl Divan toplantısında yaptığı konuşmadan bir başlık çekilmiş fotoğrafsız şekilde ve imzasız şekilde haber verilmiş. 7 Emin otoparkları terk edilmiş araç rolu şeklinde bir ajans haberi verilmiş değerli izleyiciler. Balıkan'da sakinlik var. Yine imza yok haberde. Kahvehanede başlayan kavga pazarda son bulduğu şeklinde yine imzasız bir haber. Milli Görüş nerede? Orhan Atabay orada şeklinde bir başka Orhan Atabay röportajıyla ilgili bir haber verilmiş ki bunu Suriye yapmış, Suriye Hanım yapmış ki yine önemli bir röportaja imza atmış ki Orhan Bey gerçekten bu kentte Milli Görüş adına önemli bir isimdi. Orhan Atabay gerek Derince'de yaşar ama gerek İzmit'te gerek ilimizin genelinde Milli Görüş olarak tanınır. Daha evvel Necmettin Erbakan'ın yanındaydı. Daha sonra Necmettin Erbakan'dan ayrılıp Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmaya başladı ve hala da bunu sürdürüyor. Ama hep
milli görüş konusunda her türlü toplantılarda öne çıkan bir isim ve bu şekilde de bir röportaj kullanılmış. Devam ediyoruz, sağ tarafta ne var? Engin Korukır'la maçın hakeminin bir fotoğrafı kullanılmış. Fotoğrafta Engin Hoca itiraz ediyor hakemin kararlarına. Aradaki farka bakarsanız daha farklı, biraz yüzümüz gülüyor fotoğrafta. Engin Hoca'nın ve hakemin arasındaki boy farkı da burada fotoğrafta yansıtılmış. Sorumluluk bende şeklinde bir açık değerlendirme var ve bununla ilgili yapılan değerlendirmenin de bir dipnot verelim. Kocaelispor Teknik Direktörü Engin Korukır bugün saat 14'de bir basın toplantısı yapacak. Son gelişmeleri değerlendirecek, bakalım neler söyleyecek. Daha işin başı, bu kadar takılmayalım şeklinde bir başka başlıkta kullanılmış haberde. Bu arada Hayrettin Albayrak yeniden aramızda şeklinde bir anons yapılmış. Evet, Hayrettin Albayrak gazete yönetiminin tekrar geri çağırmasıyla Özgür Kocaeli gazetesindeki görevinin başına döndü. İlginçtir. Yorum yok bu konuda. Değerlendirmeyi herkes kendi açısından yapar, değerlendirir diye düşünüyorum. Değerli izleyiciler, Çağdaş Kocaeli gazetesine bakalım bugün ne kullanılmış manşette. Geciken otobüsleri gözetliyorlar şeklinde bir manşetle okuyucusunun karşısına çıkmış Çağdaş Kocaeli gazetesi Sadun Çetin yönetiminde. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetim Dairesi Başkanlığı bünyesinde son teknolojik donanımlarla kurulan Ulaşım Koordinasyon Merkezi, çalışma saatlerine uymayan araçları ve eksiklikleri 7/24 gözetleyip denetliyor. Büyük bir büyükşehir haberi manşete taşınmış, imza yok. Kameralarıyla takip, anında müdahale şeklinde de bir haber verilmiş gazetede. Ki fotoğrafı da var izlerken. Akıllı duraklarda aracın ne kadar zamanda geleceği konusunda içeride bir ekranda da bu durum ortaya çıkartılıyor. Ama akıllı durakların çoğu çalışmıyor. Tamam, gözetleme normal. Gözetlenmeli, neredeler, ne değiller, yoruya yansımalı. Ama bazı akıllı durakların o ekranları çalışmıyor. O ekranların çalışması için para ödendi. Birilerine yaptırıldı. Neden çalışmıyor? Önce onu da bir sorgulayalım. Tamam, gözetliyorlar. Ben bazı duraklarda görüyorum hakikaten, dakikası dakikasına da uyuyor. Çünkü kurdukları sistem onu gerektiriyor. Havuz sistemi içerisinde özel ve belediyenin otobüslerinin hepsi kontrol ediliyor. Buraya kadar tamam. Ama akıllı duraklarda, ki akıllı durak olarak söylenen o ekranların çalışmaması, akıllı durakların gereklilikleri olanların çalışmaması bir soru işareti. Bu konuda da lütfen gereğini yapalım. Üzerine çalışalım. Buradan uyarıyoruz. Devam edelim. Baba ve oğlunu bacağından vurduğu Kartepe'deki silahlı kavgadan bahsediyoruz. Yılmaz'ı acı gününde yalnız bırakmadılar şeklinde bir başka haber kullanılmış. Devam ediyoruz alt tarafa. Akar hizmet değil, borç ve satış yarışı. Evet. Sayıştay raporlarındaki değerlendirmesi devam ediyor. Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın tezgah doldu ama satış yok şeklinde Ayşe Aydın imzalı bir haber yapılmış. İyilikte buluştular şeklinde bir haber var ikinci manşette. Devam ediyoruz alt tarafında. 3 gün sonra 3 gün süren pişmaniye şenliğinde Manuş babalı final şeklinde. Kocaeli Kadem medya şiddeti özendiriyor şeklinde bir açıklama yapmış ve bu haber olarak verilmiş gazetenin birinci sayfasında. MHP'ye 41 yeni genç üye şeklinde bir haber, Kerim Çelik imzalı. Aras Erdoğan'ı partisine davet ettiği şeklinde bir başka haberde kullanılmış. Mehmet Aras yeniden Refah Partisi il başkanı. Aygün ve Müftü fidan dikti şeklinde bir denici haberi verilmiş. Çöp fabrikası artık somutlaşmalı şeklinde bir köşe yazmış. Sadun Çetin anonsu yapılmış. Göktürk İstanbul'u görüntüledi şeklinde bir Özkan Yılmaz'ın köşesi de birinci sayfada anonsu yapılmış. Değerli izleyiciler, neden durdum? Göktürk derken uzaydan yapılan çalışmaları ve üstten yapılan çalışmaları görüntüleyen bizim ürettiğimiz yerli malı olan çalışmanın ismi. Onu da altını çizelim. Onu okuyarak sizlere daha net bilgi vermek adına böyle bir şekilde duraksadım değerli izleyiciler. Spor sayfalarında neler kullanılmış? Bakıyoruz spor sayfasına. Kendinize gelin beyler şeklinde Sefer Cüce'nin yönettiği spor sayfasında böyle bir manşet var. Engin Hoca isyan etti. Üçüncü ligde hafta içi mesaisi, tribünde özel konuklar şeklinde bir
haberler verilmiş. Engin Korkun'un basın toplantısı 14'te şeklinde biraz evvel anons ettiğim basın toplantısı da yine gazetede verilmiş. Geliyoruz Özgür Kocaeli gazetesine. Son sayfası bakalım nasıl. Hakem isyanı şeklinde bir haber kullanılmış. Elense çekti şeklinde bir şekilde bir fotoğraf kullanılmış. Gerçekten ilginç bir fotoğraf. Zor sakinleştirildiği şeklinde kaptanın isyanı değerli izleyiciler. Olmaz. Gelecek maçlar var. Önümüzdeki zor süreç var. Kaptan bunları yapamaz. Kendine gelmeli. Sakin olmalı. Herkesi daha şekilde yönetmeli. Kaptansın sen. O pasaport takıyorsun. Hakem sana aleyhine ne kadar karar verirse gelsin. Sakin olmak zorundasın. Sen Kocaelispor Kulübü'nün, Kocaelispor Futbol Takımı'nın kaptanısın. O pozubantı çok ama çok anlamlı kişiler taktı. Sen de o pozubantın hakkını vereceksin. Arkadaşlarını sakinleştireceğin yerine sen o şekilde davranma lüksüne sahip değilsin. Devam ediyoruz. Dördüncü hakem uyardı şeklinde bir başka haber var. Kırmızı kart var. Holding meydan hakeme tepkili diye bir haber var. Sorumlusu benim korkunun yaptığı açıklama var. Balda kullarıyla Gebze galip şeklinde bir başka haber kullanılmış kulakta Özgür Kocaeli gazetesinde. Demokrat Kocaeli gazetesine geliyoruz. Kocaelispor ilk mağlubiyeti tattı şeklinde bir manşet kullanmış. Erol Kaçmaz yönetimindeki gazete. Korkur ben kabahatliyim. Hakem kartı et geçti. Hordu meydandan hakem tepkisi. Burak Süleyman çıldırdı. Şeklinde haberler verilmiş değerli izleyiciler Demokrat Kocaeli Gazetesi'nin spor sayfasında. Peki Mavi Kocaeli Gazetesi'nde nasıl bir spor sayfası yapılmış? Oh be Körfez, of be Körfez 0-1. Maçtan haber verilmiş, maçın detayları var, fotoğrafları var ve 1-0'lık yenilgide bu şekilde verilmiş Mavi Kocaeli Gazetesi'nin spor sayfasında. Bizim yakada spor sayfası var mı? Yok. Her zamanki gibi. Geliyoruz Kocaeli Gazetesi'nin spor eki taraftar ekine. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Hakan Yağcıoğlu'nun köşesinin anonsu yapılmış kulaktan. Siz iyi takımsınız. Ayağa kalkmalısınız şeklinde bir manşet var. Erdem Ömürç imzalı. Kocaeli Spor Sözü'nün 6. maçında sahasında Avrupa'ya bir sürü mağlup oldu ve bu sezonki ilk yenilgi ortaya çıktı. Evet, bu sezonun ilki diye bir alt başlığı var. Rakip stoperden Yakup yorumu. Keşke her maç rakibimiz olsa. Evet. Gerçekten ilginç. Yakup'u biz gol atabilmesi, golümüzleri attığı gollerle bize puan kazandırması olarak aldık. Ama rakip stoper diyor ki, keşke her maçta Yakup benim karşımda oynasa. Evet, ilginç bir tespit. Düdüğünü ne olursun az şeklinde bir hakeme yönelik haber. Evet, hakem kötüydü. Ama maçında da yaptığı kötü yönetim nedeniyle sahadan dayak yiyerek çıkan bir hakem. Ve bu hakemin maça atanması soru işareti. Ancak siz hakemi de yeneceksiniz. İyi takımsınız. Sadece sen şeklinde bir başka haber var. Kırmızı kart pozisyonunda ne oldu şeklinde bir değerlendirme haberi var. Mesut rakip kaleciye öfke kustu şeklinde bir başka haber var. Emeğinize sağlık kadınların fotoğrafı. Şimdi bu bölüm sonrasında dün Kocaspor Hodri Meydan grubundan bildiğim bu kentte Kocaspor'un sürekli yanında olan bir isimden bir paylaşım vardı. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabında. Nedir o paylaşım? Birkaç madde belirtmiş. Özellikle kadınların maça davet edilmesi önemliydi. Kadınlar yani erkekler eşleriyle birlikte kadınları aldılar, çocuklarını aldılar, maça geldiler. Ve bu maça geliş içerisinde bakıldığında tabii ki tribünlerde olmasının çok önemli olduğunu belirterek şöyle söylüyor. Gerçekten hep beraber ailece maça gitmek önemli bir mesajdı. Şu kadın lavabolarıyla ilgili bir değerlendirmesi var. Stat'taki. Çok iyi bir stat yaptık. Tamam. Kadınları maça davet ettik. Çocuklara beraber geldiler. Tamam. İhtiyaçtır bu. Devre arasında veya müsabaka oynarken tuvalete gitmek ihtiyacı çıktı. Ayrı. Kadın ve erkek tuvaletleri ayrı statta. Tuvalete gidiyorsunuz. Kapılar kırık. Erkekler kadınlar tuvaletinde. Kadınların ihtiyacını göreceği bir lavabo yok. Ve tuvaletlerden su akmıyor. Ve pislik içerisinde.
stat yaptık dedik. Modern stat yaptık dedik. Bu lavaboları kim kullanacak? Orada oraya giden taraftarlar. Ya bakımı yapılmıyor ya da her maçta veya her maç öncesinde böyle bir durum mu karşı karşıya kalıyor? Bunun iyi araştırılması lazım. Kadınların geldiği bir müsabakada ihtiyaçlarını karşılayacağı tuvaleti kullanılmaz bir noktaya getirmek hangi mantıktır, hangi anlayıştır, hangi çerçevedir? Kapısı yok tuvaletin. Su yok tuvaletin içerisinde. Pislik içerisinde. Ve modern bir stat yaptık diyoruz. Bunlar gerçek. Paylaşılan kişiye inandığım için bunları sizlerle paylaşıyorum. Evet, ultra stat yapılımımız ki hangi noktaya geldiğimizin çok net ortada. Taraftarlara yapılan güvenlik güçleri tarafından bir baskı. Ağzını açana veya farklı söz söyleyene hemen alınması stat'tan bir durumla karşı karşıya kalınmış bu müsabakada. Ki tribünlerle hakem arasındaki diyalog çok farklıydı. Hakeme sadece bizim bu ilimizde yapılmıyor bu tür değerlendirmeler veya bu tür hakaretler. Ama bizim ilimizde bu şekilde tribünlerden yani güvenlik güçlerinin yaptığı baskı, stada girmeden evvel kapılarda turnikelerdeki biletlerin okunmaması ve uzun kuyruklara oluşturulması, adeta orada içeri girerken bir işkence şeklinde bir içeriye girme konusu yaşanması. Hep bunlar iyi bir organizasyon olmadığının göstergesi değerli izleyiciler. Siz ne kadar modern stat yaparsanız yapın, o stadı koruyamazsanız, o stadın işleyişini sağlayamazsanız sınıfta kalırsınız. Ve tribünler dolmaz, kimse gelmez. Yarın bu sayı daha da azalacak. Çok net. Çünkü insan evinde oturup başka müsabakaları veya başka şeyleri izlemeyi tercih eder. Siz orada insanları insanca bir müsabaka izleme ortamını sağlamadınız müddetçe. Yaptığınız modern stat'taki tuvaletleri kullanamıyorsa kişiler, bayanlar kullanamıyorsa, kadınlar kullanamıyorsa, çocuklar kullanamıyorsa burada bir sorun var demektir. En önemli bir sorun. Zaten koltuklarda oturma şansınız yok, pis. Tuvaletleri kullanamıyorsunuz, kötü. Nasıl oturup gelip insanlar burada insanca maç seyredecek? Nasıl gelecek tribünlere? Yaptığınız işe, yaptığınız çalışmaya değer verin. Değer vermiyorsunuz da bu işi yapmayın. Yine bir başka dipnot. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti bir kınama yayınladı. Darıca Gençler Birliği Kulübü Başkanı'nın gazetecilere yönelik yaptığı açıklamayı veya yaptığı değerlendirmeye sert bir şekilde kınadı. Çünkü gazetecileri küçük düşündüren veya küçük düşürücü bir noktaya taşıyan demeçler verdi. Ve buna karşılık da bir kınama. Doğrudur. Kınama yapılması doğrudur ama yaptırımların daha da fazlalaşması gerekir. Darıca'daki veya Gebze'deki gazeteci arkadaşlarımız bu konuda biraz daha dikkatli olmalılar. Darıca Gençler Birliği Kulübü Başkanı, tamam oranın kulübü başkanıdır ama sonuçta kamuoyunu ilgilendiren bir kulübün başkanıdır. O da dikkat etmeli. Gazeteci arkadaşlarımız da buna karşılık farklı yaptırımlar da ortaya koymalı. En basit haberlerini vermezsiniz. Bu kadar basit. Yayınlamazsınız Darıca Gençler Birliği'nin haberlerini bir müddet. Özür dilemediği müddetçe. Ondan sonra daha farklı bir noktaya taşınır. Haber saklamak doğru mudur? Yeri geldi, sırası geldiğinde bu hakkını da kullanmak doğrudur gazetecilerin. Ama gazeteciler arasında birlik olmadığı için üçü kullanmaz, biri kullanır. Ortalık daha farklı noktaya taşınır değerli izleyiciler. Evet, bu noktaya da söylediklerimizi noktaladıktan sonra geliyoruz. Gazetelerdeki seçeceğimiz günün manşeti, günün muhabiri ve günün sayfası. Evet, günün manşeti bizim yakadan. İşkur sınıfta kaldı haberi. Doğrudur, yanlıştır, iddiadır ama önemli bir manşettir. Bizim yaka günün manşetini atmış bugün. Evet, bizim yaka günün manşeti. Atan gazete. Peki, günün sayfası. Günün sayfası. Kocaeli Gazetesi'nden değerli izleyiciler. İki dolandırıcılık haberi, farklı haber ve siyasi haberlerle diğer haberleri birleştirmiş
eski Galatasaray Başkanı ile ilgili bir habere yer vermiş. Diğer gazetelerden daha değişik. Günün sayfası da Kocaeli Gazetesi'nden. Peki muhabir. Muhabir kim değerli izleyiciler? Şimdi günün manşeti ismi veya günün manşetinin muhabiri olabilir mi diye bir soru gelebilir. Köşe yazarı olduğu için günün muhabiri olarak seçmiyoruz Galip Ataman'ı. Ama günün muhabiri olarak da Özgün Erbulan'ı seçiyoruz dolandırıcılık haberiyle ilgili. 5 yıl sonra ortaya çıkan bu haberi gazetesine taşımış Özgün Erbulan değerli izleyiciler. Günün muhabiri. Değişik bir haber. Araştırmacı bir haber. Ve böyle bir haberi Özgün Erbulan gazetesinin birinci sayfasında manşet olarak kullanılmış. Ve bize göre de bu şekilde bir değerlendirmemiz de yaptık. Gazetelerin, il gazetelerini de bu şekilde noktaladık. Geldik ilçe gazetelerine, Gebze Hedef Gazetesi'ne değerli izleyiciler. Bakalım Gebze Hedef Gazetesi bugün nasıl bir manşetle karşımıza çıkmış. Bıyık gönüllerde taht kurdu şeklinde bir manşet var. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık seçim beyannamesinde söz verdiği mahalle halk meclislerine başladı. Gönül buluşmaları programı ilk olarak Sıra Öğütler Mahallesi ile başlarken vatandaşlar Bıyık'a yoğun ilgi gösterdi şeklinde bir alt başlığı var haberin. Evet, fotoğrafta yapılan toplantı ile ilgili kurmaylarıyla birlikte yapıldığı, katıldığı toplantı ve Darıca'daki Sıra Öğütler Mahallesi'ndeki Sıra Söğütler mi? Evet, Sıra Söğütler Mahallesi ile ilgili katılanların bir fotoğrafı var haberde. Ve nasıl bir mahalle orası? Yönetmenim orayı bildiği için soruyorum. Kenarda bulunan bir mahalle mi, merkezde bulunan bir mahalle mi? Kenarda, Darıca'nın kenar tarafında. Merkezde bulunduğumuz mahalle değil. Merkezin kenarı, evet. Yeşili bol bir alan gibi gözüküyor burada fotoğrafta. Evet. Güzel bir haber, manşet olarak bir tek haber verilmiş hemen alt tarafta. Peki yukarıda logonun üstünde nasıl bir haber var? İnönü Mahallesi'ne tek doktor şeklinde Lütfü Türkkan'ın bir açıklaması var. Mesele alanında ölü bulundu şeklinde bir başka haberde kullanılmış Hedef Gazetesi'nde değerli izleyiciler. Evet, 3 haberle birinci sayfa bitirilmiş gazetede. Böylesi bir gazete okuyucusuna sunulmuş bugün Hedef Gazetesi tarafından. Geliyoruz Denizci Ekspres'e. Bakalım Denizci Ekspres nasıl bir manşet kullanmış bugün. İkiye bölmüş manşeti. Büyükşehir'den E-KPSS kursu. Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların kamu personeli seçme sınavına hazırlandığı için E-KPSS kursu düzenliyor şeklinde bir haber verilmiş. Bekir Sıtkı Özer'de kütüphane açılışı şeklinde yine Denizci Belediyesi ilgili bir haber kullanılmış. İSU Kocaeli'nde suç, bir dakika anlayamadım. Kocaeli'nde su çeşmeden gönül rahatlığıyla içilir şeklinde. Duruyorsunuz, boşluk vermemiş değil mi? Kocaeli'nde su çeşmeden gönül rahatlığıyla içilir şeklinde bir manşet kullanmış. Suyla çeşmeyi boşluk vermeden, ayırmadan okuyucusuna sunmuş. Yapmayın bu hataları, lütfen yapmayın ya. Çok zor bir şey değil bu. Aynı kopyala yapıştır yapıyorsunuz İSU'nun gönderdiği şeyi, basın bildirisini. Hiç olmazsa bunu düzeltin ya. Düzelterek koyun şunu ya. Bekir Sıtkı Özer'de kütüphane yazılışı dedik. Onun altında izah eder çalışanları kıdem plaketlerini aldı şeklinde bir haber var. Geciken otobüsler UKOM'un gözetiminde. Akar 20 yılda tabela bile koyamadılar. Komek'te yaş farkı yok şeklinde bir başka haber var. Her okula bir can dostu diye yine hayvan haftası ile ilgili bir haber kullanılmış. Geliyoruz Gölcük Postası'na. Gölcük Postası nasıl bir manşet kullanmış? Bakalım hemen değerli izleyiciler. İzaydaş'ta gurur ve mutluluk bir arada şeklinde bir plaket haberini manşet olarak kullanmış İzaydaş. Görevli sürelerinde belli noktalarda olanlara 5-10 ve 15 yılı dolduranlara plaket töreni düzenlenmişti. Bununla ilgili bir haber yapmış Gölcük Postası.
Turan bilim ve akıl bizim ana rotamızdır şeklinde bir haberi var. Arat amacımız ticareti geliştirmek. Komek'te yaş farkı yok. Atölye terapi yeni döneme başladı şeklinde hemen sağ tarafta haberler var. Geciken otobüsler UKOM gözetiminde. Pazarda silahlı kavga 3 yaralı. Hafif diğer araçtan motosiklet çarpıştı. Otomobil bariyere çarptı 1 yaralı. Mesire alanında ceset bulundu. Balık satışları yerinde sayıyor. Şenlik'te Manuş Baba rüzgarı. Büyükşehir'den E-KPSS kursu şeklinde haberler verilmiş. Evet, Armağan Teke köşesinde neye yer vermiş, nasıl bir başlık kullanmış bugün? Geçen haftanın ardından çıktığında da bir değerlendirme köşesinin başlığı verilmiş. Armağan Teke'nin köşesinde birinci sayfada Gölcük Postası'nda değerli izleyiciler geliyoruz. Diğer gazete, son gazete, ilçe gazeteler arasındaki Körfez manşete. Körfez manşetinin logosunun üstünde ne var? Yıldız'dan Ankara temasları şeklinde bir haber var. Evet, Harun Yıldız'dı. Geçtiğimiz hafta içerisinde Ankara'daydı. O haber verilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve üst düzey yöneticilerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmuş. O haber verilmiş yukarıda. Kocaspor liderlikten oldu. Ofspor'a 1-0 mağlup diye şeklinde bir haber verilmiş. CHP'de gözler il başkanlığı yarışında şeklinde bir manşet kullanılmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi seçim için takvim açıklandı. Delege seçimleri, ilçe kongreleri, il kongresi ve 37. kurultay için yapılacak çalışmalar 8 Kasım'da mahallelerdeki delege seçimleriyle başlayacak. İlimizde gözler il başkanlığı seçiminde olacak şeklinde. Altı fotoğraflı bir haber vermiş değerli izleyiciler. İşte Harun Yıldızlı, Hikmet Erenkaya, Bekir Yurdagül, Sertif Gökçe. Evet, burada bir yanlışlık mı var? Ben mi? Onun için durdum değerli izleyiciler. Mehmet Ümit Küçükkaya'nın haberi var. Emin yazılmış yanılmıyorsam fotoğrafı var. Ve Yakup Törk'ün fotoğrafıyla haber verilmiş. Mehmet Ümit Küçükkaya, Sertif Gökçe, Yakup Törk ve Harun Yıldızlı öne çıkan isimler. Hikmet Erenkaya ve Bekir Yurdagül de yine kulislerde ismi geçen isimler. İl başkanlığı için sürpriz olur mu? Bir kadın aday olur mu? Tabii bu da tartışılır değerli izleyiciler. Kaza yapan motosikletli gencin ayağı koptu şeklinde bir haber var. Silahlı kavga 3 yaralı Kartepe ile ilgili bir başka haber kullanılmış. Kayot'te 72. dönem şeklinde bir haber var. Sol tarafta tramvay yolunda iki araç çarpıştı şeklinde bir haber kullanılmış. Sol tarafa geliyoruz. Sol tarafın alt dipte Taştekin köşesinde ekonomik istikrar için kilit üçlü şeklinde bir köşe yazılmış. O başlığıyla anonsu yapılmış değerli izleyiciler. Evet, gazetelerimizi noktaladık. Tamam, gazetelerimizi noktaladık. Gazetelerimizle ilgili değerlendirmeyi yaptık ama Kayod'un 72. dönem açılışıyla ilgili bir haberimiz var. Dönüşümden elde edilen gelir Kayod burs kumbarasına aktarılacak. Kayod bugün 70 günlük çalışma dönemini başlatıyor. Bugün biz Kayodliler için bir gelenek. Her sezon yaz aylarının bitiminde göçmen kuşların yuvalarına dönüşü gibi Kayodliler de adeta ikinci yuvalarına dönerler. Dostluklar yeniden pekiştirilir, özlemler giderilir, kente dair sohbetler edilir ve ardından kumandalık çalışma sezonu başlar. Çünkü her Kayod üyesinin gönlünde ve aklında daha yaşanabilir bir kent ve vatan aşkı vardır. Kayodlu yaşadığı kentin sorunlarına her zaman çözüm ortağı olmayı seçer. Bilim ve akıl bizim ana rotamızdır. Birçok farklı meslekten donanımlı yetkin üyeleriyle Kayod bu kentte her zaman kentin karar verici dinamiklerinden biri olmuştur. Bizi bir araya getiren bu ülkeye ve kentimize ve insanımıza duyduğumuz sevgi ve sorumluluk duygusudur. Evet, davet edildiğim bir açılıştı. Ben de orada bulundum ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nin yeni döneminin hayırlı olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum yeni dönemde de başkan ve yönetimine. Evet, dinliyorum. Evet, oradaki sıkıntı şu. Bizde ne yazık ki maalesef
başkan konuşurken fazla dinlenmemesi gibi bir sıkıntı var. Yani öyle bir sıkıntı var işte. Toplumumuzun bir başka parçası, başka bir noktası. Başkanın konuşması sırasında insanların kendi arasında gene muhabbet etmesi. Bir bölüm dinledi, bir bölüm de muhabbet etti. Muhabbet edince de dışarıdan o kameraya sesler o şekilde yansıdı tabii ki değerli izleyiciler. Şimdi gelelim köşe yazarlarına. Benim köşemle başlıyoruz. Pişman Yeşenliği şeklinde bir köşeyle sizlerle bugün buluşmak istedim. Ekonomik olarak dibe vurduk. İşsizlik aldı başını gidiyor. İş yerleri tek tek kapanıyor. İflaslar ard arda geliyor. Yaşam gittikçe zorlaşıyor. Tüm bu olumsuzluklarla yaşamımızın bir gerçeği olarak karşımızda dururken İzmitliler geçtiğimiz haftanın 3 gününde çok farklı etkinliklerle sorunlarından ve olumsuzluklardan uzak saatler yaşadı. İzmit'te yaşanan yerel iktidar değişikliğiyle özel günler festival havasında kutlanmaya başladı ve farklı bir hava oluştu. En son yapılan Pişmane Şenliği'nin etkinlikleri ve konserleri kentte yaşayanlara önemli farklılık yaşattı şeklinde bir bölümle ilk bölüm bitirdim. İkinci bölümde ise İzmit Belediyesi'nin önü, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesi, etkinliklerin yapıldığı yerler olurken konserler ve müzik gösterileri, kurulan standlarda satılan pişmaniyeler, verilen mesajlar pişmaniye markasının daha çok parlamasına etken oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşiyle ömür boyu sürecek parçasını eşliğinde meydanda dans etmesi ne kadar samimi, ne kadar içten olduğunu ortaya koydu. Etkinliklere ve konserlere gösterilen ilgi ve destek, yapılan başarılı organizasyonun ne kadar gerekli olduğunu gösterdi. Bu festival, İzmitlileri sorunlarından uzaklaştırarak yüzlerinin gülmesini sağladı. Artık sıra bedel ödenerek bize emanet edilen, Türkiye Cumhuriyeti'nimizin kuruluşunu kutlayacağımız etkinliklerde, bakalım bu etkinliklerde önemli bayramımızı kimler hangi programla kutlayacak diye bitiriyorum değerli izleyiciler. Çünkü 29 Ekim gerçekten çok önemli. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamaları çok önemli. Bakalım bayram kutlamaları sırasında kimler hasta olacak, kimler hasta olmayacak, belediyeler nasıl etkinlikler yapılacak, resmi törenler nasıl gerçekleşecek? Bunları da hep birlikte izleyeceğiz, şahit olmaya çalışacak. Devam ediyoruz. Geliyoruz köşe yazarlarının bölümüne. Kimdi? Köşe yazarlarının ilki kim? Hemen bakacağız ve Kocaeli Gazetesi'nden Tanzer Ünal'ın yazdığı köşeyle sizlerle birlikte olacağız ki köşe yazarlarının bölümünde Galip Ataman'ın köşesinde manşette olduğu için haber oradan alıntılarak yaparak sizlerle paylaşmıştım. İşte 2023'te özlediğim Türkiye başlığını kullanmış Tanzer Ünal bugün köşesinde. Evet, şu an şunun sırasında pek bir şey kalmadı. Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek 2023'te Cumhuriyetimizin 3. yılını tamamlayacak 2. yüzyıla gireceğiz. Geçenlerde aklıma düştü. 2023'ten sonra nasıl bir Türkiye yaşamalıyız şeklinde bir soru yöneltiliyor. Bizim gibi ülkelerde ülkenin kaderi liderlere bağlı olduğundan benim düşüm, benim özlemim de liderler üzerine oldu. Ben 2023'te Recep Tayyip Erdoğan'sız, Devlet Bahçeli'siz, Kemal Kılıçdaroğlu'suz bir Türkiye özlüyorum. Bu isimler bunca yıldır iyi yaptılar, kötü yaptılar. Artık bu milletin yakasından düşmeli, köşelerine çekilmelidir. Sadece bu isimler mi, aynı yaş kuşağı ve aynı beyin çizgisindeki diğer siyasetçilerin de artık geri durması şart. Türkiye siyaseti yeniden yapılanmalı, Türkiye siyaseti gençleşmeli, Türkiye siyaseti çağdaşlaşmalı şeklinde bir değerlendirmede bulunuyor. Dünya 21. yüzyılın 20 yılını geride bırakıyor. Biz hala 20. yüzyıl kafasıyla ülke yönetmeye kalkıyoruz şeklinde ağır bir eleştiride bulunmuş değerli izleyiciler. Devam ediyoruz. Hep aynı dikkat ediyor musunuz şeklindeki depremle ilgili bir değerlendirmesi var. Depreme hazırlıklı değiliz, depreme hazırlıklı olmalıyız. Ezberledik artık. Hep aynı sakızı çiğneyen uzmanlar dinlemekten bıktık artık. Sonuç ne? Depreme hazırlık konusunda konuşmanın ötesinde yaptığımız ne diye bir soru yöneltmiş. İcraat yapmalıyız arkadaşlar, icraat. Deprem yaşamımızın içerisinde olmazsa olmazımız. Bugün olmazsa yarın olacak, yarın olmazsa öbür gün olacak. Ama o deprem kuşağında yaşayan bir ülkede depreme karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu 2, 2 daha 4. Bunu her şeyle birlikte yapmalıyız. Bunu yaparken de
belirli koyduğumuz kuralları kişilere göre değiştirmemeliyiz. Bugün 3 katlık bir imar yeri varsa bunu ileriki süreçlerde 4 kata 5 kata çıkarmamalıyız. Çıktı mı? Ne yazık ki çıktı gene. Onu da altını çizelim. İMP'de yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2. Kocaeli Sertaç Nişli şeklinde bir gene köşesinde bir bölüm var. Hamidiye su ki bugünlerde çok tartışılıyor. Hamidiye Ağaçeli'nin başına gelen müdür olarak atanmış. Yine bugün yaygın medyada, televizyon kanalında canlı yayındaydı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Evet, bir bölüm, bir bazı kurumlar Hamidiye suyunu almaktan vazgeçti. Ama o kadar çok ilgi arttı ki, o kadar çok istek var ki gidenlerden çok şu anda bizden isteyenler var. O beni daha çok memnun ediyor şeklinde de bir değerlendirmede bulundu. Bir de belki katıldığı canlı yayında. Türkiye'de kendi arabasında sigara içmenin yasaklandığı tek ülke şeklinde bir bölüm var. Evet, araştırdım, sordum, soruşturdum. Türkiye dışında başka bir ülkede böyle bir yasak yok. Yanlış anlaşılmasın, sigara tedarikçisi falan değilim. Arabada sigara içmek gibi bir derdim yok. Sadece tespit için yazdım şeklinde bir değerlendirme bulunuyor. Bu şunun anlamına denk gelir. Ülkemizin ekonomisinde, kasamızda para azaldı. Bir yerlere para ödemek zorundayız. Bulabileceğimiz yerlerden ceza keserek bunu karşılamaya çalışıyoruz. İşte bu da onlardan bir tanesi. Tanzer Ünal. Tanzer Hocam Rusya'ya gitmemiş. Tanzer Hocam Almanya'ya gitmemiş. Araştırmış. İngiltere'de var içerisinde. Almanya'da, Avrupa'da böyle bir şey yok diyor. Avrupa'da böyle... Yani ben burada bunu onu söylüyorum. O da sen de yönetmenim der ki Avrupa'da, İngiltere'de bunlar var. Tamam. Yani o kendi bilinçleridir, vardır ama yasak yok diyor. Bunu söyledi o. Yönetmenim der ki burada da yasak var. Bu araştırılması gereken bir konu. Ki araştırdım diyor kendisi yazısında. İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç diyor ki başörtüsü İslam'ın bir emri değil. Yalnızca bir geleneğidir. Bu da farklı bir tartışma. Kur'an yakanızı kapatın diyor. Kur'an'da başı açık olmanın bir cezası yoktur. Hocalar kadın kıyafeti üzerine vaaz vermekten artık vazgeçsinler. Cesaretleri varsa yolsuzluk, hırsızlık ve israf konusunda konuşsunlar. Bu da yine bir farklı bir tartışma. Dün fakirlik işaretiydi, bugün kıymete bindi. Yırtık kot pantolon, samanlı kirli köy yumurtası, tavuk kanadı, müstakil bahçeli ev, sakal, esmer buğday ekmeği, mum, ev yemeği, ot ve sebze yemek, kır düğünü, kurtlu meyve, köy kahvaltısı. Evet, bunlar bugün moda. Ama baktığımızda dün fakirlik işareti olarak da bir değerlendirmede bulunmuş, köşesini böyle bitirmiş. Adem Turgut ne demiş? Hayvanların da hakları var şeklinde bir köşe yazısı yazmış. Hayvan haftası ve hayvan günüyle ilgili. Evet, hayvanların da canlıdır ve canlıların her canlı olduğu gibi onun da bunların da bir hakkı vardır. O hak konusunda zaman zaman hayvan dernekleri, hayvan koruma dernekleri farklı farklı açıklamalar yapar ve bu açıklamaların peşine gider. Zaman zaman sokaktaki bulunan köpeklerin sürü halinde gezmesi insanları, çocukları rahatsız eder. Onlar farklı açıklama yapar. Bu yaşamımızın içerisinde karşılaştığımız durumlar. Onunla ilgili bir değerlendirme yapmış. Evcil hayvanlar konusunda bir açıklamada bulunmuş. Kediler, köpekler konusunda değerlendirmelerde bulunmuş. Ve bunların da hakkı olduğunu altını çizmiş. 14 tane madde sıralamış değerli izleyiciler. Adem Turgut bugün köşesinde hayvanların hakları çok ama takan yok. Peki ne yapacağız? Oğlum Çınar Ege 4 yaşında. Sokak kedisi beslemeyi çok seviyor. Geçen yıl evimizin önünde yavru kedilere her gün peynir ve ekmek verdi. Bu yıl okuldan bir torba kedi maması vermişler. Cumartesi günü yavruları olan bir kediye annesiyle mama verdi. Çözüm mü hayvan hakları ile ilgili konusunu noktalarken önce çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayacağız. Sonra evcil hayvan besleme kültürünü genişleteceğiz. Hayvan hakları sürekli gündemimizde olmalı şeklinde bir şekilde bitirmiş. Buradan hemen bir dipnot vereceğim değerli izleyiciler. Biz İzmit kurucusu Hüseyin Erol dün kendi sosyal paylaşım sitesinden bir açıklama yaptı. Bir yavru kedi yaralı, halk evi etrafında araçların motorlarına girerek ortadan kayboluyor. Bunu yakalayıp tedavi ettirebilmek adına bir çalışma başlatacağız dedi.
ve bu çalışmayı dün gerçekleştirdiler. Yoğun bir katılım da olmuş ve o katılım sonrasında yavru kedi bulundu ve tedavisi için de gerekli yerlere götürüldü. Buradan da hayvan hakları konusunda ve hayvan hakları gündeme gelmişken bunu da bir dipnot olarak sizlerle paylaşmak istedim. Mevlüt Soysal, Pişmaniye Festivali çok güzel oldu şeklinde bir köşeye yazmış ve başlığı da bu şekilde. Neymiş İzmit'in bunca sorunu varken Pişmaniye Festivali de nereden çıkmış? Neymiş Fatma Kaplan Hürriyet konserlerle, sergiyle 5 yıl mı geçirecekmiş şeklinde sorular sormuş. Devam etmiş. Sorayım, Pişmaniye Festivali ilk defa mı yapılıyor? Hayır. Sanırım 11.si düzenlendi. Fakat kimi kesimlerin ilk defa yapıldığını düşünmesi doğal. Çünkü Pişmaniye Festivali ağırlıklı olarak İzmit'te yapılmazdı, önceki dönemden bahsediyor. Neden mi, nerede mi yapılırdı? Örneğin Bakü'de. Bir uçağa başkan, meclis üyeleri ve gazeteciler doluşur, Bakü'ye gider, orada pişmaniye çekilir, eğlenceler düzenlenirdi. Örneğin Makedonya'nın Üsküp kentinde yapılırdı. Örneğin Bosna Hersek'te yapılırdı. Dahası Viyana'da da yapılırdı. Viyana Avrupa'nın göbeği. Önceki dönem son Pişmaniye Festivali ise Mardin Kızıltepe'de yapılmıştı. Merak ediyorum, bugün Pişmaniye Festivali'ni gereksiz bulanlar Viyana'da düzenlenen ve binlerce lira para harcanan festival için ne demişti? Gereksiz bulmuşlar mıydı? Ey başkan, kentin birçok sorunu varken nedir bu festival demişler miydi? Sorun, İzmitlerin kentin en önemli markası olan Pişmaniye'nin festivalini birlikte eğlenerek, şarkı söyleyerek kutlaması mı şeklinde bir soru yöneltmiş. Bilmeli herkes, sıradan bir kent değil İzmit. Büyük imparatorlukların başkenti, her caddesi, her sokağı bir kültür mirası. İzmit yüzlerce yıllık tarihi sanatçı dokunuşlarını gövdesinde taşıyan bir heykel şeklinde bir değerlendirme yapılmış. Pişmaniye Festivali İzmit'e çok yakıştı şeklinde bir düşüncesinde belirtmiş değerli izleyiciler. Irkçı Türkler demek için yarışa girenler şeklinde bir başka haber verilmiş. Suriyeli çocuğun intiharıyla ilgili bir köşede bir değerlendirmede bulunmuş ve erken seçim mi var şeklinde bir başlıkta da köşesini noktalamış. Geliyoruz Sadun Çetin'e. Çağdaş Konya Gazetesi'nde çöp fabrikası artık somutlaşmalı şeklinde bir başlık kullanmış köşesinde. Kocaeli Akademik Odalar Birliği çöp fabrikası için tespit ettiği 30 Ağustos'ta Büyükşehir Başkanı Tayyip Erdoğan'a bildirecekti. Yaptıkları bu ziyaret sırasında çalışmaları tamamlamadıklarını ifade edip biraz daha zaman istediklerini söylediler. Bunun üzerinden epey zaman geçti. Bir yandan gecikiyoruz diye endişe duyuyorum. Diğer yandan da bu işi en iyi bilenin Başkan Büyük Akın olduğu aklıma gelince de bu endişelerimden uzaklaşıyorum. Zaten geçen hafta İstanbul'da gerçekleşen Maruf toplantısında 1,5 milyar liraya mal olacağını açıklayarak konuya hazırlıklı olduğunda belirtmiş şekilde bir değerlendirmede bulunuyor. Ve geçmişi hatırlamak şeklinde bir ara başlığı var. Gene köşesinin Coop elini çabuk tutmalı şeklinde değerlendirmede bulunuyor. Devam ediyorum ve bu şekilde de bitiriyor yazısını. Şimdi şunu söyleyeceğim. Sadun Çetin katı atık çöp yakma fabrikasının Umuttepe yerleşkesinin üst tarafındaki ormanlık alanda kurulacağı ve bu şekilde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönemde İbrahim Kasımoğlu başkanlığı yaptığı açıklama sonrasında kurulan Akademik Odalar Birliği'nin raporuna karşı farklı farklı yorumlar vardı. Farklı farklı yorumlar yapmıştı köşesinde. Şimdi topu o beğenmediği, o kurulmasından ve görüş bildirmesinden onlara ne şeklinde değerlendirme yaptığı birliğe hadi elinizi çabuk tutun da yeri tespit ettin diye bir açıklama da bulunuyor. Veya bir köşede bir yorumda bulunuyor. Bunu bilin istedim sadece. Böyle bir değerlendirmede bulundum değerli izleyiciler. Galip Adaman'ın biraz evvel köşesini detaylı şekilde manşetle ilgili bölümünü okumuştum değerli izleyiciler sizlere. Farklı bir iddiaydı. Yine bir başka iddia. Hafta sonu cumartesi günü atılan manşetin devamını getiriyor Galip Adaman köşesinde. Şahin yaşlık iddialara cevap veremedi. Hakaret etti şeklinde bir başlık kullanmış köşesinde. Evet, eleştiriye tahammül olmayan hoşgörü fakiri Şahin Yaşlık'ın nasırına bastığımız ava çıktığınca nasıl bağırdığını damadı durduramazlar ama Şahin Yaşlık'ı durdururlar yazım sonrası bir kere daha duydum
kadın gazeteciye, öğretmene yakışmayan ifadeler kullanarak hakaret eden sendika başkanının nasıl çirkefleştiğine da, bir kez daha şahit olduğum şeklinde köşesinden bir iddia, bir suçlamada bulunuyor. Ben o bölümde de şunu söylemiştim. Bırakın sendika başkanları konuşsun, eleştirsin. Bunu yapmak görevleri zaten. Siz onları neden eleştirdiniz diye açıklamada bulunamazsınız veya yorum yaparsınız, köşenize yaparsınız. Gazetenin manşetinde yapmanız hatalı diye, gazeteci ilkelerine uymadığı şeklinde bir yorumda bulunmuştum. Köşesinde yapar. Katılırım, katılmam, onun üzerine yaparım. Ama siz manşete taşıyıp da köşenize bunu değerlendirip tekrar bu şekilde bize hakaret ettiği şeklinde bir değerlendirmede bulunmanız doğrudur, yanlıştır. Sizin değerlendirmeniz kamuoyunu tartışacaktır, değerlendirecektir. Ama bir somut bir değerlendirme olmadan bunu manşete kullanmanız gazeteci ilkelerine yakışmaz. Köşenizde yorumlarsınız. O size bağlar, onu sizi bağlar. Ama gazetenin manşetinde kullandığınız bölüm gazeteyi bağlar. Gazeteci ilkelerini bağlar. Değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler, değerli kişiler. Evet, köşe yazarlarından sonuna geldik. Galip Ataman'ın bu değerlendirmesi sonrasında. Bugün internet gazetelerinden fazla bir bölüm almadım değerli izleyiciler. Sadece bir tek bölüm var internet gazetelerinden aldığım bölüm. O da Astakoz'da Ergun Demir'in köşesi. İzmit'e alkollü ilk kez bu üç isim mi getiriyor şeklinde bir köşe yazmış. Alkolün ruhsat verilmesiyle ilgili mecliste tartışmalar, komisyon hava edilmesi ve 5 Kasım'da yapılacak meclis toplantısında bunun netlik kazanmasıyla ilgili 3 mahallede ki etrafında yine alkollü mekanların bulunduğu mahallede alkol ruhsatıyla iş yerinin açılmasıyla ilgili başvuru değerlendiriliyor. Bununla ilgili de Ergun Demir köşesinde bir değerlendirmede bulunmuş. Bu adamlar İzmit esnafı ya da sıfırdan esnaflık yapmak istiyor. Tercih ile alkollü mekan işletmek, restoranlar, bar, eğlence merkezi vesaire istihdam yaratacak, vergi verecek, kendine canlılık getirecek. Ama nasıl oluyorsa bu kişiler, bu talepler hedef tahtasına konuyor. Hop mevzu büyüyor şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. Bakın değerli izleyiciler, şunun altını çizmek istiyorum. Alkollü mekana izin verirsiniz, vermezsiniz. Açılır açılmaz. Şu anda mevcut alkollü mekanlar var mı? Var. Alkolsüz mekanlar var mı? Var. Neden insanlar hem alkol içip hem alkol içmeden yemek yiyemiyorlar yan yana? Verirsiniz izni. İsteyen istediği yere gider ve isteyen istediği yerde, alkollü olan mekanda da oturur, alkolsüz yemek yer. Buna kimse karışmıyor ki. Yeter ki beraber oturup yemek yemesini, beraber oturup eğlenmesini bilelim. Bu çok zor bir iş değil. Bugün dünyanın her yerinde, Avrupa'sıyla, Afrika'sıyla, Orta Doğu'suyla, Türkiye Cumhuriyetleri'yle, Rusya'sıyla herkes her yerde yemek yiyor. Bu yemek yerken isteyen alkol alıyor, isteyen almıyor. Bu konu çok net. Buna karışamazsınız. Ama siz kalkıp da alkolsüz mekanlar çoğalsın, alkollü mekanlara izin vermeyelim dayatmasına getirirseniz, o zaman insanlar burada yemek yer, iki adım dışarı parka çıkar, orada alkol içer. Onu nasıl engelleyeceksiniz? Bırakın insanlar oturdukları yerde bu işi yapsınlar. Siz kalkıyorsunuz diyorsunuz ki kapalı mekanlarda sigara içirmek yasak. Tamam. Ne yapıyor insanlar yemek yerken? Oturuyor, yemeğini yiyor, çıkıyor dışarıya, oturduğu mekanın veya restoranın bahçesine açık havaya sigara içiyor. Onu mu engelleyeceksiniz? Arabada, kendi kullandığı, oturduğu arabada, özel arabasında sigara içmesini engellemeye çalışıyorsunuz. Yarın evinin balkonundakinde sigara içerken onu mu engelleyeceksiniz? Böyle dayatmalarla, böyle yasaklarla bir yere varamazsınız. Böyle yasaklarla bir yere gidilmez. Bu kadar çağdaş bir toplum olma yolunda adım attığımız bir dönemde, özgürlük adına adım attığımız, dünyanın her yerinde böyle adımların atıldığı bir dünyada siz kalkıp bunu yasaklamayla, bu şekilde cezalarla bu işin altından kalkamazsınız. Bu iş olmaz. Bırakın insanlar kendi bilinçli şekilde o sigarayı içmesinler. Kendi bilinçleri şekilde alkol içmesinler. Zararı vardır. Hepimiz görüyoruz internet üzerinden rahatlıkla görebiliyoruz. Bırakın insanların özgürlüğü içerisinde. Ne yaparlarsa kendilerine yapıyorlar zaten. Siz alkol ruhsatı verirsiniz, emniyette görüşürsünüz, herhangi bir sakıncası var mı yok mu şeklinde alırsınız raporu ki İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet en son meclis toplantısında emniyetten aldığı raporu açıkladı. Bu üç başvuru yerinde herhangi bir problem yok emniyet açısından. Bırakın
Bunu tartışmayın, bunu gündeme getirmeyin. İsteyen istediğini yapabilmekte özgür olsun. Kurallar çerçevesi içerisinde yaşasın. Ama siz bunu dayatırsanız burada alkol yasak diye gider parkta içer. Bu çok net. Bakın etrafınıza. Bakın etrafınızda fuhuş pazarlıkları nerede oluyor? Bakın etrafınızda insanlar nerede alkol yaşıyor? Bunları görün. Oturduğunuz yerde değil, dışarıya, sokağa çıkın. Sokakta insanlar ne yaşıyorlar, ne yapıyorlar görün. Görün ve ona göre karar verin. Yönetmek böyle bir şey. İdare etmek, izin vermezsiniz, idaredir bu. Ama yönetmek çok farklı. Tespit ederek yapmak. Çıkıp dışarıda bunu görerek hareket etmek. Bu çok önemli diye düşünüyorum ve bugün programımızı en iyisini sen seç 2019-2020 kategorilerini anons ederek noktalayacağız. Evet, bir yarışma, yine yapacağımız üçüncü yarışma bu ve bu yarışma içerisinde kategorileri belirledik, çalışmalarımız devam ediyor. Bu kategoriler içerisinde önerileriniz varsa sizlere, bizlerle paylaşabilirsiniz. Nedir kategorilerimiz? İş insanlarının bölümünde iş adamları, yine iş insanları bölümünde iş kadınları, restoranlar, STK'lar, iş insanları bölümünde genç iş adamları, inşaat firmaları, hemşeri dernekleri, esnaf odaları, sporcular, radyo programcıları, poliklinikler, çıkış yapan firmalar, bayan kuaförler, ana okulları, esnaflar, girişimciler, sosyal tesisler, sendikalar, 12 ilçe belediyesi ve gazeteciler. Evet, böyle bir kategorimiz var. Rahatlıkla bize ulaşıp info@262.com adresinden veya benim Instagram hesabımdan rahatlıkla bu hesapları, bu önerileri yapabilirsiniz. Sizlerden beklediğimizin altını çizelim. Yine dönelim. Yapılan paylaşımlarda bize gösterilen ilgiye teşekkür edelim. Ve bugün de yayınımızın sonuna geldiğini belirtelim. Yayına ve yapımında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına Manşetler programından saygılar, sevgiler, hürmetler, iyi günler. Yarın saat 9.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.